7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bu işte kırmızı sürahiden. Güzel ararsan bu sülaleden. Enerji tavan. Muhteşem Roman Mahallesi'ndeyiz. Zeynep'in evine gidiyoruz ve Muhteşem Roman Mahallesi'nde en hamar atmenin başlasın diyoruz. Haydi buyurun. Koş 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 koş. Biz iş yaparken nispetli bir roman havamız vardı. Hemen de para babasıyım, anıma ayım. Yani sana her soktuğu lafa ait bir şarkı mı var? Var. Temizlik yaparken ne çalıyorsun mesela? Yemekte yaparım. Salçayla göbekte atarım. Kalçayla camı pencereye açıyorsun, millete duyuyorsun. Duyuluyor. Her gün sabah yeşil bir piken var. Buradan Neslihan'a selam olsun bilir. Uyandığımda dedim, Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Ben burama kadar ıslanmışım. Kırılızca böbreklerime lafım geçmedi. Yerler yatak, millet yatıyor. Ev böyle, ana baba günü, cenazenin üçüncü günü. Annemin teyzesi kendinden geçmiş. Ben de yanına kıvrılmış yatmışım, bir uyandım. Delma buraya kadar gitmiş, karını zaten nasıl ölmüş, ocağı sönmüş, bir de ben mahvetmişim karını. Kesiş o kesiş, dedim ki kız Selma bileydim, ben senden daha önce yatarım. İnanılmaz bir ortamdayız. Dünya yanıyor ama bizim bir harmonotumuz yanmıyor. İnanılmaz eğlenceli bir mahalledeyiz. Buraya ne giremiyor biliyor musunuz? Gam, keder giremiyor asla. Çünkü Roman Mahallesi'ndeyiz. Biliyorsunuz ki romanlar en çok neyi seviyor? Oynamayı seviyor ve biz de oynamaya giriyoruz. Silivri'deyiz. Bugün Sinem'in günü. Aman dünyaya bir kere geliyoruz. Haydi. Sinem'in günündeyiz. Enerji tavan. Muhteşem Roman Mahallesi'ndeyiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yok mu bir ecaliniz? Her kime? Bu içli kırmızı sürahi der. Güzel ararsan bu sülaleden. 90 yaşında. 7'den 70'e coşuyoruz. Evet. Evet. Roman Mahallesi'nde 7'den 70'e herkes hem çok hamarat hem de çok eğlenceli. Şimdi Sinem'i alıyorum. Sinem'in evine gidiyoruz. Ve Muhteşem Roman Mahallesi'nde en hamar atmenin başlasın diyoruz. Haydi buyurun. Koş 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 koş. Oh, vallahi iyi oynadık ha. Gel Sinem gel. Enerjileri döktük. Evet. Vallaha döktük. Geç bismillah. Kadir artık akşama kadar oram ağrıdı, buram ağrıdı diye şikayet edersin. Aa yok, oynamaktan ya, ağrımaz. Enerjisini topladığına geldi. Bütün kederimi evet döktüm. Evet. Sabah kalktım, gram altın 544 lira olmuş. Aman, tavsiyenin için işte burada iyi geldi. Bir çeyrek getirmedin ama bu kıza. Aa çok ayıp. Altını en çiz zirve yaptığı günde mi getirilir altın? Olsun, bir herkes alırsam yaparım. İnşallah bol bol o altın düşmez de doğum günüm 2 ay kaldı. Hadi bakalım. Sinem Hanım, bu harika açılış için çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Romanlar böyledirler. Bütün Silivri halkına da kucak dolu sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum. 90 yaşındaki teyzemizle 10 yaşındaki bebeğimiz de aynı enerjideler. Öyle. Teyze ama onlar yılların göbeği. Onlar bu yaşa kadar böyle duruyorlar ayakta. Gençliğin sırrı oynamakta. Evet. Dökün, oynayın, elini kederi atın. Bir de tabii gamsız olmak lazım. Ben dedim bu mahalleye bir şey, bir tek bir şey giremiyormuş. O da gam ve keder. Evet, korona bile uğramıyor bize. Yok. Göbek atmayı bilmiyormuş.
Girelim mi eve? Hadi girelim. Hadi bakalım, bakalım. Sinem Hanım'ı nasılmış görelim. Buyurun. Sinem Hanım bizi davullarla zurnalarla karşıladı. Sanki düğüne gelmiş gibi hissettim kendimi. Sinem, bayağıdır bu kadar eğlenmemiştim. Müthiş bir karşılamaydı. Buna da çok ihtiyacım vardı biliyor musun? Merhaba, ben Sinem Kocaçakır. 26 yaşındayım. 6 yıllık evliyim. 5 yaşında oğlum var. Silivriliyim. Romanım roman. Yemek de yaparım. Salçayla göbek de atarım. Kalçayla. Böyleyiz biz. Romanlar böyle. Veresi yemere vere. Kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı. Elim çok marifetlidir. 10 parmağım don marifet. Yaptığım bütün her şeyi bütün Silivri konuşur. El Amanat Benim'de haftanın son gününde Sinem Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı küçük ve dar olmasına rağmen oldukça düzenli görünüyor. Tıka basa tabak, çanak ve mutfak eşyalarıyla dolu olan bu mekanda temizlik konusunda da çok fazla sıkıntı göze çarpmamakta. Bakalım Kadir ne söyleyecek mutfağın bu durumuna? Hadi bakalım, bismillah. Burası direkt, şu kapıyı kapatayım. Tamam. Bak kapısı bile olsun. Sen mi boyadın kız? Evet. Bak ne kadar güzel. Kendi elimle boyadım. Eve uydurmuş yemin ediyorum. Evet, şöyle bir arkaya mutfağa geçelim mi? Nasılmış mutfağı bir görelim. Buradan görünüyor ya işte. İçine bakmayacağım mı kaldım dışarılarda? Geri gel mi? Evet. Mutfağın çok şık yalnız. Teşekkür ediyorum. Modern bir mutfak. Tabii roman olduğumuz için taş, tuşlu, pullu şeyleri seviyoruz. Ama bir şey diyeceğim bak. Buyurun. Bazıları işin ayarına kaçırıyor cidden. Böyle evet. Yani o taştan artık gözlerin kamaşıyor. Ben çok o kadar abartıyı sevmiyorum. Seninki hem şık hem güzel evet, olmuş. Teşekkür ediyorum. Şimdi bak, tüpümüz var. Kız uzun zamandır tüp görmüyordum bak. Tüplü ev, sobalı ev romanlarda. Sobayı görüyorum ama tüpü çoktandır görmüyordum. Evet. Ama bak evyenin altı çok güzel, temiz. Evet. Tüpünün altına tahta koymuş lavabonun şey paslandırmasın diye. Evet. Buracığım arıtması da var. Evet, bak, arıtmamız bak, da var. Havamız olsun yani. Bulaşık makinemizin evet, arasına bakıyoruz. Buyurun. Evet, gayet güzel. Filtremizi açıyoruz. Açabilirsiniz. Sinem, bu arada ne kadarlık evliydin sen? 6 yıllık evliyim. 6 yıllık evlisi. Değil mi? Konuşmuyorum ben onunla. He doğru, sen herifi evden yollamıştı kız. Evet. Esah hiç aklıma dedim ki bu kadar oynadık, bu adam niye bir yerlerden çıkmadı? Nerede şimdi? Bilmem. Yarışmaya katıldığından haberi var mı? Vardır herhalde. Koca Türkiye duydu, bırak onu duysun. Koskoca Silivri duydu. Sinem Hanım'ın mutfağına girdiğimde buzdolabının alt kısımlarına, iç kısımlarına, düzenine bakacağım. Detaylara mutlaka dikkat edeceğim. Fırının camına bakıyorum. Fırının camında sadece böyle nokta 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 sarı sarı bir şeyler var. Bak. Onlar... Bayağı bunları bir süngerlemek lazım ama arası güzel. Bu kenarlar kalmış. Bak ben burada gördüm, onları bir söküp temizleyelim onları. Tamam. Orası kalmış. Aspiratörün telleri gayet güzel, temiz. Dolapların altına bakıyorum, burada yemek yapmana rağmen dolapların altı iyi. Yok bırakmıyorum, direkt siliyorum yemek yapıldıktan sonra. Sinem kendi cıvıl cıvıl olduğu için bence evi de çok cıvıl cıvıl hareketli, renkli bir evdir bence. Evet, buzdolabımızı açıyoruz evet, müsaadenle. Bismillah. Buzdolabım biraz eski olduğu için hiç bu sarıları çıkmadı. Bunlar şey yerden, sarısı zaten, ne diyorlar, gün ağarması gibi. Evet, bu da limon koyuyordum ben onlardan. Limon herhalde bunu çok mahvediyor, benim mahvetti, en sinir olduğum şey. Aa, limon ne yapıyor oraya? Limon bunları alıyor, bak bunlar hep limon evet, şeyi, asidi limonun. Limonu asla yarım kesip ağzını buraya değdirmeyin. Çay tabağına ya da şekerliğe koyun. Buzdolabının özellikle lastiklerine, bulaşık makinesinin o kaynana arası dedikleri yer zaten çok meşhur oldu. Oraya da bakacağım. Bunun lastikleri ne kadar sert. Çok sert. Araları açılmıyor. Evet, bakıyorum. Bak dolapta maşallah temiz camları mamları güzel. Evet. Mutfak genel anlamda güzel. Sonra şu bulaşık makinesini falan da bir çekeriz. Tamam. Dolapların üstüne de bir çıkarız. Tamam. Ama çok şık. Çıtı pıtı evet, mini mini bir dolabım, mutfağım var. Çok seviyorum evimi. Gayet güzel. Allah güle güle oturmaya tamam, nasip etsin. İnşallah. Hadi. Salon ne tarafta? Bu tarafta. Bu tarafta. Hadi gel. Sinem Hanım'ın salonu koltuk takımından halısına, yemek masasından sehpasına varana kadar her yerde karşımıza çıkan çiçek desenleriyle tam bir çiçek bahçesini andırıyor. Müzik
Aksesuarlar ve nazar boncuklarıyla süslenen bu mekandan adeta samimiyet fışkırıyor. Bakalım Kadir bu salon için neler söylüyor. Evet, bismillah. Oo, halınız ne kadar evet, şık hanımefendi. Koltuklarıma uysun dedim. Çok da temiz, pırıl pırıl. Yani şöyle söyleyeyim, giriş ev olmasına rağmen çok temiz, güzel. Aynen. Koltukların kaç senelik? Bunlar bir rahat 15 senelik var. Benim değildi bunlar, annemindi. He? Annem verdi bana bunları. Biraz durumumuz yoktu bizim almaya. O kendine yeni alınca bunları bana verdi. Ama annen de temiz kullanmış. Çok temiz kullandı. Hiç... Bunlar griydi, ben kaplattım bunları. Ha, sen mi kaplattın? He, kaplattım bunları dedim. Biraz onunla benim renk uyumlarım tutmuyor sen da. Sen biraz daha cıvıl cıvıl ben seviyorsun. Biraz renkli seviyorum. Sinem canlı renkleri sevdiğini söylüyor. Kırmızıyı özellikle sevdiğini söylüyor. Evinde de canlı canlı renkler kullanmıştır. Peki sen buraya soba kuruyor musun? Klima kullanıyorum ben. Ha, klimayla ısınıyor. Dedim ki buraya sobayı nereye kuruyorsun? Yok, çocuktan dolayı kuramıyorum. Şimdi küçük ya, yapışır bir şey olur. He, onun korkusuna. Hı-hı. Bakayım şu masan açılıyor mu Sinemciğim? Bu açılıyor böyle. Bunun arası yokmuş zaten. Diğer tarafı da açılıyor. Şu açılıyor mu? Masayı niye açıyoruz şimdi Kadir? İçinde sanki onun bir şey var gibi geldi de o yüzden dedim bir açayım onu. Altı da gayet güzel. Gayet de temiz. Maşallah. Sen şimdi bugün bütün Silivri'yi, bütün romanları temsil ediyorsun. Evet. Türkiye'de, romanların gücünü görsünler. Türkiye'de görsün romanların nasıl temiz yani, olduğunu. Yani evet. Romanların her günkü hali bu. Zaten dediğim gibi romanlar temizdir ama ben ekstra bir temizimdir. Düzeni çok severim. Çok aşırı takıntılıyım. Her şeyin yerli yerinde olmasını çok severim. Bir şey diyeceğim, sen bu adamdan hala haber almadın. Hiç merak etmiyor musun? Bir haftadır herif ortada yok. Ay, ediyorum aslında da. Ya gitti başka gacoları bulduysa? Hayır, bakmaz benden başkasına. Korkuysa baksın. İnsan senin korkuna yemek bile yiyemez. Aradın mı peki hiç? Aramadım. Olayı baştan anlatayım izlemeyenler için. Haftanın ilk gününde Sinem eşiyle kavga etmiş, bir istediği altın kolyeyi almadı diye ki altın da bugün fırladı. Evet. Adamı evden kovmuş. Adam bir haftadır ortada yok. Ama hiç aramıyor da, insan bir korkar, belki gacıvarelere gitti adam. Öyle bir şey yapamaz. Kursa yapsın. Bütün Silivri'yi döker arkasına. Dökerim valla. Sinem bana göre orta dereceli temizlikte. Çok umutlu değilim ben. Bu siyah olduğu için o devamlı elinde bez olması lazım. Bak, siyah evet. Pantolonum da öyle. Az bir yürüdüm hemen evet, tozu tutuyor. Aynen öyle. Bakın benim pantolonum da toz oldu. Aa. Sana ne oldu? Motorla kaç kilometre geldim, senin haberin var mı? Bizim mahallede. Ay, şu herif bir motor aldı ya. Amerika'yı bilen motorla an gidecek. Komiserim Reşat Altın'ım, ne senin bu motor sevdan? Kendinden geçti motor diye. Onlar rangezi mi bu kızın temiz evinde? Sen bunu seninkilerin bir pijamasından ver. Vereyim. Hadi banyoya gidiyoruz. Gel. Buyurun. Gel. Evimizin banyosu ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Ancak fayanslardaki lekeler ve armatürlerdeki kireçlenme gözümüzden kaçmıyor. Uşakabin, lavabo ve klozetse temizlikle parlıyor. Bakalım Kadir bu banyonun detaylarını nasıl buluyor? Gayet şık. Işıl ışıl. Bu evi sen mi yaptırdın, böyle mi aldın bu evi? Bu ev bana babamdan kalma, arsa olaraktı. Evimiz vardı ama çok böyle tavanı mavan alçak bir evdi. Sadece yatak odasını, pardon, oturma odasını yıktırmadım. Geri kalan her yeri yıktırdık, tekrardan oldu. Ha, ekleme yaptınız. Yani üstüne. Benim bu ev doğduğum, büyüdüğüm, evlendiğim ev. Ha, babandan miras kalan. Babamdan kaldı. Baban yaşıyor mu? Yok, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama hatırası yaşıyor. Bak evet, kız hatırası ne kadar Allah güzel. Allah razı olsun ondan. Yani yine de başını şey sokacak bıraktım. Bir ev vermiş aynen, bak. Öyle. Gayet güzel. Ellerine kollarına sağlık. Senin çocuk bir tane miydi? Bir tane. Oğlan kız. Oğlan. Kaç yaşında? 5. 5 yaşında da bir tane oğlu var. Birazdan gelir, darbukasını zaten hazırlanıyor. Bu arada 5 yaşında oğlu çok güzel darbuka çalıyormuş. Evet, babadan geliyor, müzisyenlik kanda var. Zaten roman çocukları anne karnında kordondan besin almıyor, müzik alıyor direktman. Direktman ruhları besleniyor. Biz oynayarak çıkıyoruz anne karnında. Babası ne çalıyor? Babası kanun çalıyor. Ama kanun kaçtı bugün. Yok. Kaçtı, gitti, bıraktı yok. Beni gitti. O değil, adam altın düşene kadar eve de gelmeyecek. Altın gelmez. Çok pahalandı. Kazanırsam gelir yarın. Ben geldim. O zaman da beni bulamaz. Ben o parayı aldım mı gideceğim, yiyeceğim, içeceğim, çocuğumla gezeceğim. Altın yap, hemen kolyeni yap. Hemen nal yaptıracağım. Nal gözüne bata bata gezeceğim onu.
Helal olsun ama azimli bu kız. Bak, evet. Kocası almıyor, çıkmış yarışmaya, kendi alnının hakkıyla alacak inşallah. Evet, öyle Sinem yapacağım. Mutfakta da senden güzel performans bekliyor. İnşallah. Hadi bakalım. Salona gidiyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de haftanın son gününde Sinem'in evinde neler yaşanacak hepsi birazdan. Haydi buyur. Ranga, ranga, ranga. Çok sakinimdir, sabırlıyımdır. Kolay kolay sinirlenmem, damarıma basılmadığı sürece. Evimde bana bir yanlış olursa çok farklı Sinem'le karşılaşırsınız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Ne kadar şıksınız Melek Hanım. Hoş geldiniz. Sevda ablacığım hoş geldin. Gel çok buyur. Çok sağ ol. Teşekkürler. Buyurun. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah sabah bomba gibi bir enerjiyle karşılaştık değil mi? Kendimize geldik. Evet. Silkelendik. Sinem yine farkını ortaya koydu bugün. Tabii ki de roman farkı. Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Haftanın son gününe geldik. Evet. Bugün birbirimize veda edeceğiz. Çok üzünlüyüz. Maalesef öyle. Aynen yani. Maalesef. Güzel ayrılalım inşallah. İnşallah. Evet. Güzel başladı, güzel ayrılalım. Evet. Aklımızda son kalan şey Sinem'in yemeklerinin lezzeti olsun inşallah diyelim. İnşallah. Hadi inşallah maşallah. Evet Sinemciğim, var mı ikramlığın bir şey? Var. Türk kahvesi yapacağım. Neyi içersiniz? Orta olsun. Orta. Ben de uyuyayım. Orta alayım. Ben sade. Tamam. Sinem'in karşılamasını çok beğendim. Gerçekten çok enerjikti, çok canlıydı, şahaneydi yani. Peki bir şey diyeceğim, Sinem'in menüsü sizce ağır mıdır? Yani ağır beni yapabilecek birine benziyor mu? Bence ağır bir menüsü de yoktur. Yok mudur? Evet. Hmm. Derya Hanım? Bilemem, Sinem Hanım bizi şaşırtabilir. Yani böyle evde sürekli hamur işiyle uğraşan biri gibi mi duruyor mu? Yoksa böyle hep apar aparatif yapıp sokağa çıkan biri gibi mi? Çıtı pıtı hamur işi, ben onun yanından geçtiğine inanmıyorum. Belki yapabilir. Bilemem, şaşırtabilir. Belki yapıyordur, yiyemiyordur, o ayrı bir... Ummadığı taş baş yarabilir. Ama bilmiyorum yani, hiç hamur işi görmemiş bir ev gibi görüyorum ben burayı. Hamur işi görmemiş bir yani ev bak, gibi. Ya bak beden olarak hani çok zayıf, zarif. Bir şey diyeceğim. Her akşam yiyip her sabah öyle göbek atarlarsa bence bir şey kalmaz. Değil mi yani? Sabah akşam cimri yapıyorlar. 95 yaşındaki bile bizi... Gördün değil mi? Ezdi geçti yani. Maşallah. Ben burada olsam herhalde bir 10 kilo verirdim. Vallahi verirdiniz yani. Hayır, ruh hali çok güzel olur insanın. Kilo değil. Zaten bedende bir şey kalmaz. Ruh güzel olur. Yani İnsan sıkıntıdan şişiyor. Onlarda evet. Sıkıntı yok. Mahallenin havasını antikten uçuyor. Herkes evet. Rahat yani. Ne güzel. Bayanlar hepinizden özür diliyorum. O kadar merdiven çıktınız. Aa, estağfurullah. Ben de acaba helal edin. Helal olsun. Acaba dedim arkamızdan çok kötü bir şey söyledin de o yüzden mi dedim vicdan yapıyorsun? Hayır. İyi mi nasıl senin? Ben etkisi olmuşum yani. Sen fındık toplamış gibi. Senden ayrılıyor diye. Ondan bir de şey işte merdivene falan çıktınız ya. Kız sen ne kadar naif bir hanımsın. Allah'ım öldürecek beni. Evet. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Biz senden yana çok razıyız. Severek de çıktık. Evet. Çıktığımızda da güzel karşılandık. Evet, yediklerimizden de memnun kaldık. Yani yedinci kata çıkmamıza değdi. İçin rahat olsun. Hiç sakın üzülme. O zaman tamam üzülmüyorum. Üzülme. Üzülme. Ağlamak yok, oynamaya geldik. Burası roman mahallesi. Burada gözyaşı yasak. Burada ağlanmaz. Sinem Hanım bence güzel yemek, güzel lezzet veremiyordur yemeğe. Çünkü gerçekten kendiyle daha fazla ilgileniyordur. Şimdi kahve yaparken biraz kulak misafiri oldum da. Yani ben çıtı pıtı olabilirim. Ben pek yapıp da yemeği sevmeyen bir insanım. Ben daha çok yedirmeyi severim dışarı. Yani böyle çıtı pıtı olan insan hamarat olamıyor mu? Ben onu anlamadım. Böyleleri daha hamarat. Yok ben dedim mesela hamaratlıktan değil. Ben dedim ki belki yapıyordur, yemiyordur. Yemiyorum evet. Benim öyle bir oyun var. Hamur işi bu evden pek geçmiyor gibi dış fiziğine vallahi göre. Vallahi ben bu mutfakta oklavayı tavanda oynatıyorum. Oo maşallah. Gece 12'de kalkarım baklava yaparım canım istesin. Ya, hadi bakalım. Canım. Sinem tam karşındaki kameraya say menünü bakalım. Evet bugün benim menümde sebzeli tavuklu salata var. Sosyete mantısı var. Asker kurabiyesi var, profiterol var, şakşuka var. Hmm, evet. Şakşukayı da beklerdik yani. Yani. Tabii şakşuka de. Beklerdik. Yanında Tarık Mengiç abim şakşukayı de geldi. Şakşukayı yaparken onu oynayacağım zaten. Peki nasıl buldunuz Melek Hanımcığım menüyü? Ben çok algılayamadım menüyü. Tekrar yani sayayım istiyorsanız. Sebzeli tavuklu şey salata. Yoğurtlu. Asker kurabiyesi. Asker kurabiyesi. Evet. Profiterol. Profiterol. Sosyete mantısı. Ha profiterol de var. Evet. Sosyete mantısı da bakalım hazır yufka mı, el açması mı söyleme sakın. Sürpriz. Göreceğiz. Göreceğiz evet. Menü fena değil. Eğer lezzetleri de güzel olursa güzel bir puan alabilir benden. Menünün zorlayıcı tarafları var ama yetiştirebilecek mi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Biraz da temizliğe bakalım.
Hamarat bir hanımefendi, genç hanımefendi. Evini de gördünüz biraz böyle şıkır şıkır. Her bakalım Arzu da temiz miymiş evin? Haydi buyurun hanımlar, bir gezelim evimizi. Buyurun beni, mutfaktan başlayalım. Bismillah. Sinem bence kendiyle daha çok ilgileniyor. Evinin çok temiz olduğuna inanmıyorum. Sinem'in dolap altlarında epey bir kir, epey bir toz. Toz diyemeyeceğim, epey bir kir çıktı. Onu söyleyebilirim. Fırını açtığımda sol tarafında, özellikle kameraya gösterdiğinde zaten olduğu gibi görünüyordu. Peçeteyle de aldım. Simsiyah yağlar duruyordu. Banyosunda, çamaşır makinesinin içerisinde deterjan bölümü leş gibiydi. Sinem Hanım'ın evi normaldi, çok da temiz değildi. Salon koltuk araları kırıntı doluydu. Masasının altını kaldırdığımda sırf yağ. Sinem Hanım'ın evinde bazı detaylar evet gerçekten kirli kalmıştı. Detaylara bakmamıştı. Evet, hanımları uğurladık. Evet. Şimdi birkaç yerde bir şeyler buldular. Sen gördün mü? Ben gördüm. Kendi gözümle de gördüm. Göstereceğim sana da. Çok tamam. Büyük şeyler değil ama göze geldi yani. Hanımlar buldu. İşte buluyorlar. Buluyorlar, bulsunlar. Olsun, ne yapalım? Evet. Yani bu 5 yaşındaki çocuğa rağmen ve gezmeme rağmen. Aynen. Yani. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce üstümüzü giyiniyoruz ve haftanın son gününde Sinem'le temizlik yapıyoruz. Evet. Bakalım romanlar nasıl bez yıkıyormuş, nasıl temizlik yapıyormuş. Hem eğlencenin hem de temizliğin dibine vuracağız. Ranga, ranga. Haydi buyurun. Kadir Ezildi ile Enem Aratmen'in de temizliğe gidiyoruz. Evet, koş. Hadi. Ranga, ranga. Sinem özünde çok cıvıl cıvıl bir karakter, hareketli bir kız. Fakat masada eleştirildiği zaman lafın altında kalmayacak bir kız. Evet, gel Sinemciğim. Geldim. Temizlik üstlerimizi giydik. Evet. Şimdi şu kahveleri hemen sana vereyim. Korkuyorum beyaz salona dökülmesin. Tamam. Evet, hemen şöyle bunları bir uğurlayalım. Sonra bu sehpayı da bir sileriz. Şimdi Sinem, ben bir bıçak getirebilir misin sana? Hemen getiriyorum. Mutfaktan. Buyurun. Getir. Şimdi bezi de getir, bir tane mutfak bezini al gel. Onu ıslat ama, ıslat da al gel. Bunun arası, ben sabah dedim burası açılmıyor mu diye. Bana açılmıyor dediniz. Gel buraya, buraya gel. Orada nasıl göreceksin sen bizi? Bak şu arası var ya, arası. Evet. O arasına sen buna bıçak sok, ince bir şiş sok. Ben bilmiyordum bunun açıldığını. Böyle vallahi. Bir tarafını yukarı koyunca açılıyor çünkü ben... Kadir, o kadar uğraştın ama aradan hiç pislik çıkmadı. Baksana bez tertemiz. Ama gel bak, burada daha var. Sen gel, sen bak. Sen gitme ola, gel gel. Bu adam da gel dedim mi gidiyor, gel. Bak görüyor musun içini? Evet görüyorum. Bak Sevda görüyor içini. Sinem. Sinem görüyor içini, dur. Şöyle altına da tutayım. Şimdi masa silinince altına her şey gitmiş. Evet. Buraya da yapışmış. Yemek masasının açılan bölümlerini hiç açmamıştı ve yemek kalıntıları vardı. Gerçekten de bayağı ileri süreye kalınmış bir yemek kalıntılarıydı. Kapatalım şimdi bunu. Alalım şimdi bunu yerine. Şöyle bismillah. Heh. Ver şimdi o sandalyeleri sen bana. Televizyonun arkası çok güzel bak. Bunun arkası çok güzel. Evet. Yani siyah olmasına rağmen
yine de temiz. Bir örümcek ağı göremedim. Bak normalde böyle tek katlı girişli evlerde örümcek ağı çok çabuk ben olur. Ben bırakmam örümcek ağı evimde. Ama yok. Rutubet de yok. Ha bak değil mi? Bir gece kondu benim kokusu olur. Biraz balkonumda var. Hiç o da yok. Yan taraftan kaynaklı. Dışarıdan içeri girdiğinde içeride yok. Nem bir rutubet kokusu evet. Olur. O da yok. Çünkü devamlı havalandırdığım çok kapalı evlerde. Bakımlı evlerdi. Ev olduğu belli. Hayır dışarıdan içeri girmiyor ki evin kapısı kapansın. Bütün gün açık zaten. Bütün gün geziyor. Sinem bütün gün sokaklarda. Ay şimdi ama sokakta evde de işini yapıyor. Tabii ki de. Yani o, lütfen. O detayı kaçırmayalım Kadir Bey. Sevda dün dedi ki onlar dedi süslü dedi. Onlar dedi taksın çantayı gezsinler dedi. Sinem Hanım her gün nereyi geziyorsunuz Allah aşkına? Mahalleye çıkıyorum. Ne olmuş kız bugün? Aa kim yapmış? Öbürüne gidiyor kız. Haberin var mı? Bak böyle böyle olmuş. Ne yapıyor mesela? Yani komşularla geziyorsun, tozuyorsun. Gidiyorum, iki dedikodu yapıyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yapıyorum. Yemeği mesela akşam kaçta pişiriyorsun? Yemeğim saat 1'de oldu mu hazır. Öğlen 1'de mi? Ben erken kalkarım, çocuğum yatarken işimi yaparım, yemeğimi yaparım. Çocuğum kalktı mı doyururum onu, alırım onu çıkar gezerim. Bak işini bilen kadın nasıl belli gördün mü? Benim 1'de bütün yemeklerim bitiyor. Maşallah öğlen 1'de yemek yapan hanım. Vallahi yapıyorum. Seninki tatlıma de ama bulmuş bunu ya bir kolye yapmıyor yani böyle becerikli ya kadına. Ya işte. Sinem'in evini beğendim. Küçük temizlemesi kolay. Ben o evi 2 saatte temizlerim. Evet. Şimdi Sinem. Evet. Şu koltuğu az itelim. Tamam. Muhteşem koltuk deterjanımız. Hadi bakalım. Ben de ondan kullanıyorum. Güzel değil mi? Çok güzel. Bizimki biraz bitap düştü zavallım. Elden eve, elden ele gezmekten. Şimdi koltuğun arasında ne bulmuşlar acaba? Vallahi bir tane saç tokası buldular. Gerisini bilemem. Kaçıvermiş. Sinem bunu yıkadın mı en son? Ne zaman yıkadın? En son onu 2 hafta önce yıkadım. Bir de şey Kadir Bey bu devamlı yıkanmayacakmış bana dedi. 15 günde bir yıkacaksın onu dedi. Doğrudur. Devamlı yıkar. Buna bir banyodayken su tutalım mı? Tutalım. Tutalım hazır tozu gitsin üstüne. Tamam. Üstünde biraz toz var. Tut ama şey öyle bağdaşmış toz değil. Bak bunların üstü gayet güzel. Evet sen bu yastıklar için bile. Hemen koyuyorum. Ben yer suyu alayım geleyim tamam. Arkasını silelim. Güzel yaptın ha çipi evet. Çipi. Şunu çekelim Sinemciğim. Bir saniye. Ben de yastıkları havalandırmayı çok severim. Ben de bazen atıyorum onları bir saat sonra. Sabah kalkayım baş yastıklarım var ya onları şöyle bir ip evet. Asayım bir günlensin bir güneş görsün. Havalandı mı daha iyi ama. İç çiltelerini falan sökeyim yıkayayım. Yastıklarıma ben alezle takıyorum. Çünkü saçım çok yağlanıyor benim. Yastığa geçmesin diye terimi de emiyor geceleri. Bence sen yatağına da tak onların altına falan kaçırırsan. Yok şükür o işi hallettik lise 1'den beri yok daha. Ne? Lise 1 mi? Ay sorma. Benim öyle bir sıkıntım vardı bak hiç de saklamam söylerim. Ay. Türkiye'de %70 çocuklar altına işiyor. İşiyor yani. Ama bak dediğin gibi çocuklar işiyor liseliler değil. Ne yapalım işedik işte. Lise çağında. Kız söz geçirebiliyor musun sanki? Geçiremiyorum geldim beni, salacağım. Beni bak o şuraya geldim mi salacağım. Beni doktora bile götürdüler. Çünkü artık benim pikem yırtılmaya başladı. Her gün sabah yeşil bir pikem var. Buradan Neslihan'a selam olsun bilir. Her gün diyor bu yeşil pikeyi sen niye yıkıyorsun? Bilmiyor ki benim yaram büyük. Bir şey mi? Bir hastalık mı vardı yani? Doktora da götürdüler. Doktor dedi ki dedim ki hocam dedim ben dedim geldiğini anlamıyorum dedim. Uyandığımda dedim Atalan Üsküdar'ı geçmiş ben burama kadar ıslanmışım. O zaman çorapsız geziyorsan üşütüyorsun. Hep öyle kendini. Dediler. Ayaklarımı üşütüyorsun. Gezmediğim aktarcı, yemediğim ya. Ot, içmediğim su, okumadığım hoca kalmadı. Kırılotça böbreklerime lafım geçmedi. Şimdi iyi misiniz? Şimdi şükür. En son ama öyle bir yerde yaptım ki. Korkudan bir daha kesildi tabii ettiler. Vallahi evlendin mi? Karayataktan kovar seni. Aldıraş edin mi? Onu geç, o da doğru. Öyleleri de var. Yani. Misafirliğe gidemiyordum. Yatıya kaldık mı? Herkes yatıyor. Ben şey, yarasa gibi bütün gece böyleyim. Gözümü kırparsam aman gidersin. Belki de rüyanda bir yere çiş yapıyorsan. Yok, öyle de görmüyorum. Hani öyle görsem belki derim ki, ah rüyada gitti. O da yok. Töreli uyuyorum, bir gözümü açıyorum, buz gibi olmuşum zaten. Sabah, bir daha gecenin bir yarısı kalk. Annem en çok neye sinir olur biliyor musun? Diyordu ki seni yıkıyorum, yatak çarşafı yıkıyorum. Mis gibi seni yatırmışım, üstünü örtmüşüm. Bir saat sonra, anne, annem bir geliyor ki.
Sonra ben böyle böyle lise 1'e geldim artık yani. Misafirliğe giderken yanımda bez götürüyordum. Ay. Hasta, büyük hasta bezi iki tane çantama sokuyordum. Odanın birinde bağlayıp girip yatıyordum. Başka çarem yok. Uyuyamıyorum yoksa. Sonra neyse bir gün annemin anneannesi öldü. Biz cenazedeyiz ama ev ana baba günü adım atılacak orada yer. Orada da işedin. Dinle, 3 gündür hiç uyumamışım. Gözlerim kan çanağı. Artık dayanamamışım. Annemin teyzesinin yanında ben böyle uyuyakalmışım. Aman kadının yaptısılık içinde. Bak yerler yatak, millet yatıyor. Ev böyle ana baba günü cenaze. Sen üçüncü kez. Ben de yanına kıvrılmış yatmışım. Bir uyandım. 3 günün enerjisi hep gitmiş. Eyvah, kafaya ben kadar. Gitmiş. Selma buraya kadar gitmiş. Karını zaten nasıl ölmüş? Ocağı sönmüş. Bir de ben mahvetmişim karını. Baktım Selma uyuyor. Millet de uyuyor. Usulcana yorganı Selma'nın üstüne örttüm. Kalktım gittim duş aldım. Üstümü de şimdi annemin yanına geliyor. Eğer ki Selma orada bir bağırsa Kadir üstüme işedi diye millet hep duyacak beni. İlk adında demiştir altıma işedim herhalde. Korku, o korku oldu. Dedim ki kola, millete de dedim ki şey kola içiyordum dedim. Selma'nın yanında oturdum. Devrildi dedim. Doğru kokmuyor. Gel kok Allah'tan temizim. Sonra neyse ama o oldu. Bir daha töbe. O gün bugündür 21 Kasım 2012. Bak darin dün bile hatırladım. Kesiş o kesiş. Dedim ki kız Selma bileydim ben senden daha önce yatarım. Dedim keramet sen demiş. Şimdi öyle kolumuzun komşumuzun oğlu işedim dedim evet. Ki benim annemin bir teyzesi var. Bir gece yanında yatın anında kesiyor. Evet doğru. Yani doğru bu ne yapabilirim? Doğru sözüne gerek yani. Kerem de 3,5 yaşında bezi attı atış o atış. Annem diyor ki küçük oğlum 3,5 yaşında kestim bezden. Büyük oğlum 17 Ben bu Kerem'den huylandım. Ne? Akşam gelip bardakta su döküyor olmasın sana? Aa bak olabilir. Ben bugün ayı dedim bunu. Yok onu yapmaz. Onun aklı ona ermez de. Bu benden dalga geçiyor aklı tamam mı? Aklı ermez dediklerinde neler? Benle dalga geçiyor şimdi. Az bir kavga ettim mi bana hep sidikli diyordu. Ama. Aa bak bunu hiç unutmamışım. Gönlümde yaradır. Bana sidikli diyordu tamam mı? Sen misin bunu diyen? Bir gece hiç uyumadım. Bunun uyumasını bekledim. Gittim güzelce mutfakta bak zekiyim. Soğuk su dökmüyorum ilkileri diye. Hafif kettle'da ılık su yaptım. Bunu tam döktüm üstüne. Yorganı kapattım uyudum. Sonra bak usulca tek gözüm kapalı Kerem'i izliyorum. Kerem bir döndü hiç öyle ıslaklığa alışkın değil. Benim gibi cımbır cımbır suyun içine uyumuyor ki. Ben Titanic bat. Adam sulak yerde yetişmiş. Benim yatak pirinç tarlası. Vallahi. Neyse Kerem böyle bir döndü, iki döndü. Anladı üstünün soğukluk olduğunu, ıslandığını. Ama bir gözüyle de bana bakıyor ki eğer ben onu duyarsam onu rezil edeceğim diye. Evet. Usulcana gitti, üstünü değişti. Kerem dedim ne oldu dedim. Hiç dedi tuvalette dedi üstüm ıslandı. E dedim yatağı kim ıslattı dedim. Ama bana nasıl yalvarıyor ki sus sakın kimseye söyleme bunu diye işediğini. Ben de boş boğaz gibi gittim anneannemi öttüm. Dedim ki ben böyle böyle Kerem'i böyle oyun yapayım dedim. Boş boğazımdan yine bütün foyam ortaya çıktı. Eyvah. İki gün ama psikolojisi bozuldu. Acaba ben de mi altıma işeyeceğim diye. O yani psikolojiye gitti ona. Çocukken de fenaydım Allah'ıma şükür. Her zamanki ama öyle başımdan geçti yani. Çocuğunuz işiyorsa hiç hor görmeyin işeniyor. İşeniyor canım işeniyor. Ne yapalım temizlikle. Oluyor yani yapacak bir şeyimiz yok. Sular deterjanlar. Utanmıyorum da ne yapabilirim hastalık. Ya. Allah başka dert vermesin. Sen şimdi kendi yaşadığın için kendi yaşamasaydın. Mana verebilirdin. Evet yaşadım başıma geldi yani. Sinem Hanım görüntü olarak temizdi. Ama detaylarda olmamıştı. Ah kavun kavun kavun. Ah kavun kavun kavun. Benim çocuğum çok güzel darbuka çalıyor. Nerede hani? Gelsin. Gökdeniz'i çağırın Gökdeniz'i. Oynatsın bizi. Bir oğlu var inanır mısınız? Elen terefişken gözlere şiş. Gel buraya gel çürük diş gel. Anasının çocuğu. Gel seni ben yerim gel. Ha Gökdeniz televizyondasın şimdi. Sen beni, sen beni izliyordun ya. Şimdi bu bölümde de sen kendini göreceksin televizyonda. Çok utangaç bu arada. Ama hele gözlerinin güzelliği böyle sessiz durduğuna bakmayın çok fena. Çok fena. Sabah anasını yedi telefonda. Yedi beni. Hadi çal bakalım. Hadi Gökdeniz sen çal. Hadi. Ben oynayayım. Ha ha ha. Mariye kapanı, Mariye kupunu. Gözünü de anasından alamıyor, utandı çocukcağız. Alamıyor benden gözlerini. Evet Gökdeniz'ciğim senin ismini bir alalım senden. İsmin ne? Tekrar sen söyle. Gökdeniz. Gökdeniz, soyadın ne? Çelikkaya. Çelikkaya, kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Oynamayı seviyor musun? Seviyorum. Peki. Romanların genel hareketleri hemen. Hemen etekleri. Anne seninle geziyor mu böyle bol bol? Gezmeyi seviyor musun? Evet. En çok sevdiğin yemek ne? Pilav. Pilav. Pilavı mı çok seviyorsun? Pilavı. Bir de makarna. Bir de makarna. Hani o pilav makarna nereye gitti ha? Bunda bu hareket varken makarna pilav durdu. Ananı oğlu böyle kupkurular. Evet.
Hele Allah'ım bunun ayaklarına, bunun başına. Yerim ben seni. O zaman buradan bir selam gönder bakalım. Hadi bakalım herkese. Hey salla. De ki hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yerim ben seni. Tosuncuk. Peki şimdi seni uğurluyoruz anneannene. Hadi bakalım. Tamam mı? Biz temizliğe devam edeceğiz. Hadi bakalım. Allah olmayanlara da böyle güzel oğlan ver. Amin amin. Ya tamam tamam yeter artık, bırak çocuğu, yoksa travma geçirecek. Darbukasını da verelim. Salonda camını açtığımda camın en üstünde. Hani gözümle görmedim, sadece peçeteyi sürdüğümde zaten geldi elime. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yer hep tertemiz, kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Sese bak be. Maşallah. Kulaklarımı patlatayım diyorum. Sinemciğim, üzgünüm ama umduğum gibi çıkmadın. Detaylı yerlerinde epey bir eksiklerim vardı. Evet, yerlerimizi de aldık. Kıl kıpçık dökülmüştür. Millet geldi gitti. Yani. Şimdi Sinem. Geldim. Şu fırının arası. Kadir, bu buzdolabını çektiler. Bunu yerine bir itelim istersen. Gerçi arkasında da bir şey bulamadılar zaten. Bulamazlar çünkü ben tek başına çekiyorum bu dolabı. O zaman hadi itin bakalım tek başınıza. Onu yapacağım mı? Dur Sinem, bu biraz dar bu yere ya. Evet. Sen bunu kıtan... Ben oturuyorum. Ayaklarımla bastırıyorum onu. Bunu kıta kıt yapmışsın. Bir santim daha geniş yapsalar. Zaten daracık, mutfağın neyini genişleteyim. Şuraya geleymiş bari şu. Aa, kapının çok şeyine geliyordu öyle de. Neyse girdi böylesi şükür. Böylesi daha iyi oldu. Sinem, bu çekmeceleri çıkartabiliyor musun? Tabii. Arkasını... Çıkıyor. Evet, arkasını da çekmişsinmiş. Vallahi güzel silmiş. Evet, şimdi de fırına bakalım. Fırının kenarlarını biraz almışlar ama devamını biz getirelim. Nerede o kırmızı? Sen bana bir yağsı gücü ver Sinem. Hemen veriyorum. Ne olduğunu anlam veremedim. Sosis, sucuk gibi sosis. Bir şey. Sosis. Sosis ya da benim, sucuk. Benim çocuğun işi. Şöyle. Tek başına yemek yapıyor mutfakta. Tek başına mutfağa mı giriyor kuzu? He, sucuk kızartır kendine, bir şeyler hazırlar. Şaka yapıyorsun. Ben diyorum size, biz böyleyiz. Vallahi helal olsun. Şu an bazı anneler kıskandı seni Sine. Kıskandılar. Çatlasınlar. Ben çok seviyorum kıskandırmayı. Sizin genelinizde böyle evet. Tabii. Çatlasınlar. Bak, biz iş yaparken nispetli bir roman havamız vardı. Şimdi seni bir komşular duyuyor ya, düşecektim. He. Mesela çok sinir ediyor seni. Diyor ki sana, ay Marisa'nı da kocan ne yapıyor, ne alıyor sana? Hemen diyorsun ki para babasıyım, anıma ayım. O öyle bir roman havası var, açıyorsun. Hem oynuyorsun hem iş yapıyorsun, o seni zaten duyuyor. Yani sana her soktuğu lafa ait bir şarkı mı var? Var. Temizlik yaparken ne çalıyorsun mesela? Normalde ben yemek yaparken açarım. Yemek de yaparım. Salçayla göbekte atarım. Kalçayla camı pencereye açıyorsun, millete duyuyorsun. Duyuluyor. Hayatları tamamıyla nispet üzerine. He. Tam ben. Ya düğünlerimizde? Zaten sizin düğünlerinizi Allah vermiyor. Sen düğüne geldin mi nispet izlemeye geleceksin. Herkes birbirine nameli oynuyor. Herkes ona name yapıyor, bu buna name yapıyor. Sonunda kavga çıkmıyor değil mi düğünde? Çıkmıyor. Ha, aman. Öylelikle bitiriyoruz düğünleri. Aslında ben de sizin gibi yaşıyorum. Her şeyin nispeti vardır bende. Bir şey alayım muhakkak ipi azarım. Onu iki gün kutusunu sallandırırım. Hiçbir şeyin adını vermem, fiyatını veririm. 25 liralık fırın derim, 35 liralık çaydanlık derim. Giderim aşağıdan bir şey alırım kendime. Hemen story atarım, kocam sağ olsun. Para babasıyız. Aslında babamın gene haberi yok aldığımda. Önemli olan Aysel'i çatlatmak, aa, Fatma'yı çatlatmak. Çatladı, o anda bitti onun olayı. Ne kadar güzel, tam benlik işler. Evet. Ben de gece gündüz evde bizde müzik açıktır. Sabahtan akşama kadar oynarım. Ben müziksiz yaşayamayız. Biz müziksiz yaşayamayız. Etsizdeki yemek yemeyiz, müziksiz yaşayamayız. Etin kilosu pahalı değil mi ama? Pahalı olsun, bize fark etmiyor. İlla kokacak et. Biz fasulye etsiz yemeyiz. Peki ne iş yapıyorsunuz genel olarak, yani geçim kaynakları neler? Hani yani ne iş yapıyor? Çoğunlukla hep çalgıcılar mı? Çoğunluğumuz müzisyen. Düğünlerde, kınalarda. Düğünlerde. Çoğunluğumuz, yani çoğumuzun işi müzisyen. Böyle şey, dansmans edenler var mı? Bizim burada pek yok ama tabii romanların içinde olanı da var yani. Dans ederek para kazananlar da var. Fırının içinde ufak tefek yağ lekeleri vardı. Buzdolabının yumurtalık bölümünde kirler vardı. Davlumbazın üzerinde yağ lekeleri vardı. Şu bezi seveyim, mutfak dolabının üstüne çıkıp bakmak istiyorum. Tamam, buyurun. Çıkabilecek misiniz? Bismillah.
Evet bak bu boruyu da bak sarmış. Sardım. Sarmış bu da kirlenmesin diye. Kapakların üstü de gayet güzel temiz. Bakıyorum storun üstü bu da gayet güzel temiz. Ben onları devamlı yıkıyorum Kadir Bey. Yok gayet güzel. O zaman hadi dezenfekte edelim oraları. Aynen bir lavaboyu şöyle bir dezenfekte edelim ortalığı. Ondan sonra nereye geçiyoruz? Banyoya. Banyoya bakalım. Mikrodalgasının içinde de yağ tanecikleri vardı. Onları da atlamış, kaçırmış. Bugün final günü olduğu için 4 gündür herkes birbirine sen pissin, sen temizsin, masada birbirini yerden yere vurdular. Bugün son gün olduğu için daha da beter olacak bence. Sinem gel. Evet. Çamaşır makinesinin arkasını çekmişler. Ne hale sokmuşlar. Sen bir bez ver biz gene de silelim. Evet. Bu ayaklardan çekip itmekten kaynaklı bir şey. Allah cezanı vermesin senin. Amin. Allah'ım sen bana sabır ver. Sinem şu adamdan çektiğimi 3 senedir görüyorsun değil mi? Ay. Sen şahit ol Sinem. Ben şahit oldum evet. Hak vereyim mi? Verin tabii. Verdim. Ver ekrana bir söyler misin? Verdim. Yok bak toz yok üstünde hayır. Bir ekrana söyle de ki bu çocuğa şöyle şöyle ediyordu canlı şahitsin. Ben buna 4 gündür bu 5. gün heh, şahit oldum. Bozacının şahidi şıracı. Bizde leblebicinin şahidi şıracı derler. O bozacı değil miydi kız? Öyle miydi? Boza. Neyse leblebili boza iyi gidiyor zaten. Şuna itelim. Siz orada kalacaksınız bir daha. Ben renkleri yıkayacağım sonra da beyazları yıkayacağım. Dur. Çıktım. Yerine ben bunu bir iteyim şimdi. Deterjan gözüne bakalım. Onlar da çıkmıyor. Nasıl çıkmıyormuş bir bakalım biz oraya. Üstü üstü bakın. Bana bir sünger verin. Çünkü benim çamaşır makinem. Fıs fıs verin kireçle haydi. Bayağı eski olduğu için. Sinem sen şuna bir su tut şurada. Hemen tutuyorum. Şu bir akılsın orada gitsin. Sinem senden umutlu muyum değil miyim bilmiyorum. İnşallah temizlik yapabiliyorsundur. Meteor düşmüş makinenin içine. Çok elimiz bol ya fazla deterjan atmaktan kaynaklanıyor şu anlar. Ah tabii ki de. Şunu şöyle... Bizim Türk hanımların en büyük problemi fazla deterjan atınca temiz oluyor sanmaları. Evet ben de öyle sanıyorum ama değilmiş aslında. Öyle değil tabii ki de. Tamam mutfağa geçiyoruz. Ben orada şu etrafı sildiğim bezleri de atayım yıkansın onlar da. Şu bezlerle paspasları da atın. Ha niye bezler tertemiz, paspaslar tertemiz bak. Dezenfekte edelim diyorum. He bizim dezenfektanımız çok güzel. Tamam. Makineyi kullanmışken bunları da atalım yıkansın. Atalım hadi. Bakalım. Sen şimdi doğru mutfağa. Tamam. Muhteşem menünü ortaya dökeceksin. Dökeceğim. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ne diyoruz? Şakşuka, 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 şakada şuka. Koş, hadi bakalım. Sinem'in yemek yapabileceğini düşünmüyorum. Daha çok genç, kendine daha çok önem veriyor. Sinem'den çok da umutlu değilim. Çünkü çok genç, toy, çok becerikli ya da çok hamarat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Annem ameliyatlıkken bıraktım 2 günlük kadını gittim buna kaçtım de. Aaa! Şanlına niye kaçıyorsun zaten evleneceksiniz? Bindim arabasına gittim bir de güzel kira parasını da yedim. Evin kirasını da ye. Ay hayır evlat senin gözü. Böyle evlat düşman başına. Sinem'den çok da umutlu değilim. Hamarat olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geldi şimdi burada Tarık abime anma. Doyamadım, tadamadım, yiyemedim şakada şuka. Beni şaşırttı, asla yapamaz. Bana car car ötmeyi bilir ancak. Fırında ekmek yapıyor sanki. Ya size ne oldu ya Allah aşkınıza? Sinem gel, bir otur, bir sakin ol. Şimdi sürekli yaptığı bir şey bugün böyle olunca. Bak kendine gel, önemli olan senin kendine güvenmen. Şimdi kendine yediremiyor o olmayışı. Bugün Sinem Hanım'ın mutfağındayız. Evet. Enerjiyiz, neşeliyiz ve son mutfaktayız. Süperiz. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Evet. İddialı menümüzde önce profiterol ile başlıyoruz. Profiterollerin malzemelerini size sayarken biz de süreyi başlatalım. 3, 2, 1. Evet süremiz başladı. Profiterol için malzemeler. Bir su bardağı su, bir su bardağı 10-125 gram margarin ve 2 adet yumurta. Şimdi ne yapıyoruz önce? Şimdi buna ben ilk önce profiterolü şey yapmadan önce tavuk göğsünü koyayım kaynatayım. Tamam hemen. Amma da yeşillik var orada. Biberler, soğanlar, kapriler, sarımsaklar. Evet menümüz zengin. Tavuğumuzun göğsünü tavuk salatası için.
haşlayacağız bir güzel. Bunu şimdi... kapağını da kapat, sen bu anca kaynar. Şimdi profiterole mi geçiyoruz, başka haşlayacağım bir şey var mı? Profiterole geçiyoruz. Tamam. Ben onun kapağını bulamadım. Asker kurabiyesi nedir Sinem Hanım? Bu asker kurabiyesi normal bizim yörenin kurabiyesi, asker büyük olur. Asker şekli mi yapıyorsun? Yok. Normal bildiğin kurabiye büyük olur, üstü şekerli olur. Niye asker kurabiyesi? Bizimkiler askerlerin arkasına yaparlarmış onu. He. Çok nenelerimizden askere kalmış şey. Askere gidenlerin arkası, dağıtmak amaçlı. Askere gidenlerin arkasına, anladım. Öyle de kaldı. Şimdi o. Hemen profiterole başlayalım. Evet. Tereyağı koymuyor muyuz? Yok, sadece margarin. Koymuyoruz, evet. Tamam. Margarinimizi koyduk. Bir su bardağı su döküyoruz. Bu tamam. Bir su bardağından çok fazla olduğu için bu şekilde dökeceğim. Yarım koyduk. Tamam, o suyun içinde erisin bir güzel. Kremasını bunu fırına verdikten sonra yapıyoruz. Niye? Soğusun diye. Hani... Şimdi yapak çıksın aradan işte. Yapalım. O da soğusun onun peşine. Profiterolün kreması için malzemeler 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya. Profiterol severim. Gerçekten yumuşak ve yoğun bir kıvama sahiptir. İçi yumuşaktır. Umarım zamanında yetiştirebilir. Şimdi bundan sonra neye geçeceğiz bunlar olurken? Bundan sonra direkt sosyete mantısının hamurunu yapıp dinlemeye bırakacağım. Sosyete mantısına hamur mu yoğuracağız? Evet. Geçenlerde bunu hazır yufkadan Duygu yapmıştı. Ben hazır yufkadan yapmayacağım ama. Hmm. El açması olacak. Ben hazır yufka sandım onu, direkt sosyete mantısı. Zaten onun tadını veren aslında yufkadır ama ben şimdi onu yufkayla yapmayacağım. Çünkü yaparsan bir kulup buluyorlar. Sağlar. Evet, bir kulup buluyorlar yaptığın zaman. İnşallah tavuk salatasını, sebzelerini kendi haşlar, kendi yapar. O zaman beğenirim, tadı güzel olursa. Peki kornişonları nerede kullanacaksınız Sinem Hanım? Bu salatamıza kullanacağız bunu. Bu sebzeli yoğurtlu salata. Sebzeli tavuk salatası için malzemelerimiz 500 gram tavuk göğsü, 1,5 çay bardağı haşlanmış bezelye, 2 adet orta boy havuç, 6 yemek kaşığı konserve mısır, 2 adet közlenmiş kırmızı biber, kornişon turşu, 2 diş sarımsak, 1 demet dereotu, 1 su bardağı dolusu yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez ve tuz. Bir şey diyeceğim. Onu doğrayana kadar böreğin hamurunu yoğursaydın ya şey. Öyle mi yaptı? Daha meşakkatli o, daha şey isteyen bir şey. Bunu zaten bana iteliyorlar. Bunu ben hallederim. İyi, peki ben hamura geçeyim o zaman. Bir dakika, şunu ben kıvamına geldi. Bununla ne yapıyorsunuz? Bunu şimdi profiterolün şeyine atacağım, hamuru için bu. Evet, bir su bardağı dolusu unda margarinle buluştu bile. Peki profiterolün kreması ne durumda Kadir? Çırpıyorum, bunun katılaşmasını bekliyoruz. Profiterol hamurun içine bir şey katılacak mı şimdi? Yumurta kırılacak teker yumurta teker. Yumurta kırılacak ama soğuması gerekiyor. Geçen gün onu hangisiydi? Elif. Eliyle yoğurdu profiterol hamurunu. Sanki şey mayalı poğaça yoğurdu. Ya benim leğenim nerede? Yok mu leğen? Neyse leğen gelene kadar çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı alamadı almadı. Allah canımı alamadı almadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı almadı. Allah canımı. Hiçbir şeycikler demem. Köfte gibi kızar, biber gibi patla. Resmen senden bıkmış bu. Bıkmış benden. Resmen bıkmış bu senden. Sanki bu çalışıyor da ben yiyorum. Vallahi adamın ya. Adamın öyle zoruna gidiyor benim yaşamam. Leğen. Kız koş ki sen al da gel. Leğen gideyim. Koş. Mantı mantıdır. Yani şekilleri Kayseri mantısı vardır. Hengel vardır. Ben bunları duydum ama sosyete mantısı hiç duymadım. Denemedim. Tadacağım. Merakla bekliyorum. Evet, sosyete mantımızın. Sosyete mantısının hamuru için malzemelerimiz 4 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke. Mantının iç malzemeleri de şöyle. 500 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, karabiber, pul biber, tuz. Sinem. Efendim. Bu muhallebinin hamuru iyi mi? Kapatayım mı altını? Bak bir. İyi. İyi, zaten kapatıyorum. Evet, onu kapatın onu. Katılarsın vanilyasını. Vanilyasını atalım.
Sirke. Sirke ne için? Kıyır kıyır olsun diye evet. galiba. Sirke aynen. neredeydi? Şimdi onlar normalde sirke. Onun yufka tadı bekleyecek onlar şimdi mantıda. O yüzden ben de bu biraz daha çıtır çıtır yapsın diyorum. Çok genç, çok süslü, o öyle bir iş yapamaz. Ben yapacağına inanmıyorum. Dün ben internetten 2017'deki yağ fiyatına baktım. Kaç paraydı biliyor musun? 25 liraydı teneke yağ 5 litre. Şimdi 80 lira. Arada dünya katı kalıp peynir olmuş 80 lira. Yani bakın hazır mutfaktayken konuşmak istiyorum bunu. Ciddi anlamda marketler çok pahalı ya. Allah millete yardım etsin. Asgari ücretle geçinene, okula çocuk gönderenlere Allah yardım etsin. Kahvaltılık en pahalı şey olmuş. Artık kahvaltıda yapamayacaksak ne yapalım? En kötü bir yumurta kırarız diyorduk. 30 yumurta kaç para olmuş? Yumurta da çok pahalı maalesef. En güzeli tavuk yetiştirmek. Bence Sinem Hanım bugün zorlanacaktır. Çok da bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çünkü Sinem Hanım'da o beceriyi göremiyorum. Hamaratlığı göremiyorum. Bunu yufka gibi açacak mıyız? Açacağız. Benden duymuş olmayın ama Melek Hanım'a göre sizin eviniz hamur kokmazmış Sinem Hanım. Biliyorsunuz sabah öyle dedi. Ama siz gelince hemen lafı çevirdi. Evet. Ben dedi yiyorsun onu da kilo almıyorsun diyorum dedi. Vallahi ben bunu yutmayacağım. Kendi evi hamur kokuyordu da ne oldu? İki kere böreği yaktı, iki kere revaniyi yaktı. Siz de hiçbir şey söylemediniz ama dünyadaki keyiften iki kere yaptı zannedecek. Hayır, sanki şey iki kere yaptı da iki kere güzel güzel yaptı. İlki zaten kötü olduğu için ikinciyi yaptı. İkinci de güzel olmadı. Aynen öyle. Bu arada biraz büyük doğraşı kornişonları Kadir. Evet dış ses kurabiyemin. Asgari kurabiyenizin malzemelerini hemen sayıyorum. 2 yumurta sarısı, 1 bardak yoğurt, 2 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım margarin, 1 tatlı kaşığı karbonat. Asker kurabiyesi. Asker kurabiyesini de bilmiyorum. Kurabiyeleri yapıp asker gibi dizecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Sinem bana kadayıf yapmadı, beni şaşırttı, asla yapamaz. Bana car car ötmeyi bilir anca. Sinem süreyi arttırıp bir sürpriz yapar mısın acaba şöyle değişik bir şey ha? Eğer sürem artarsa yapabilirim. Ha. Yediye ben sevdanım, kadayıf da kadayıf. Sinem Hanımcığım yoğurtla yumurta sarılarını koymayı unuttunuz. Onu da koyacağım. Önce şekerim erisin. Ataylı yumurta içine de margarinin eriyeydi o. Öyle yapalım. Yumurta şekeri eritir çünkü. Sadece sarısını koyuyoruz. Sevda, sizin burada özel günleriniz var mı? Romanlara yani, özel günler var mı? Var tabii olmaz. Yani size her gün bayram. Romanların günü bitmiyor ki. Kakava şenlikleri burada var mı kız? Var tabii. Bayılıyorum ben o kakava şenliklerine. Gelin, buyurun gelin. İnanılmaz derecede şey, ne yapıyorlar? Korkulu giyiniyorlardı değil mi? Neler yapmıyorlar ki? Yabancıların ne bayramı ve cadılar bayramı var ya, romanların da kakava şenlikleri kakava var. Kakava şenliklerimiz. Kakava şenlikleri. Aynı o korkulu kıyafetlerden giyiyorlar benim evet. bildiğim kadarıyla. Yemekler falan yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar Kadir? Korkutuyorlar. Çok değişik eğlenceleri var bence. Çok güzel, yo, çok renkliler. Sinem Hanım'ın giyinmesine gerek yok bence. Niye? Kapıda görürsem korkarım zaten. Aşk olsun. Gördün değil mi? Ömründe görmüştün şöyle kaşı kaş gözü göz kız. Tamam itiraf ediyorum. Kıskandım da ondan dedim. Çekemiyor ondan öyle. Çekemiyor valla. Çekemeyen anten taksın. Onun sülalesinde böyle kız yok ki ondan. Güzelsiniz ama maşallah. Allah şansını güzel etsin. Bak herif gitti gelmiyor. Bir de ben ne yaptım biliyor musun? Yaptım. Annem ameliyatlıkken bıraktım 2 günlük kadını gittim buna kaçtım ben. Ya. Kör olmayası için insanlar. Dış ses. Annen ameliyat olmuştu. Ben o tadına asla bakamam şu anda. Kalp ameliyatı oldu. Bir kere bypass oldu karbonat. Kadın. Karbonat. He. Ben onu bıraktım, kaçtım. Bir de bypass, yüreğini iyisin anacığının. Ben onu bıraktım, kaçtım. Kadının kemikleri kaydı, ikinci ameliyata girdi. Kadının peki bir şey diyeceğim, isteyeydi, niye kaçtın? Nişanlıydık biz zaten, attık nişanları. Nişanlına niye kaçıyorsun, zaten evleneceksiniz. Annem dedi, bu iş olmaz. At dedi nişanları, niye? Attırdı bana nişanları. Ne bileyim, ben niye? Ay ben dedim, bu sızdıramam. Aldım kendimi, kaçtım gittim. Ne oldu sonuç? Nasıl kaçtı? Gece mi kaçtı? Bir sürü. Yok. Annem dedim ki ben gidiyorum kirayı vermeye dedim, geleceğim dedim. Bindim arabasına gittim, bir de güzel kira parasını da yedim. Evin kirasını da ye. Ay hayır evlat senin gözüküyor. Böyle evlat düşman başına. Nereye kaçtınız peki? Onun arkadaşına kaçtık. Mimar Sinan'a. Ne kadar durdunuz orada? Anne gibi ne zaman haberi oldu? Annem dayanamadı be. Söyleyin kızıma gelsin dedi. Aldı beni düğün yaptı bana.
Ya. Benim 4 gün 4 gece düğünüm oldu. 2 tane gelinlik giydim ben. 4 gün 4 gece? Evet. Dünyanın masrafı bunları damat tarafı mı karşıladı? Aa, her şeyimi yaptılar. Damat tarafı. Evet. Bak anan gene gördün mü? Ellere ya. Güvenme. Varsa anan var bak. Gene kızım dedi çekti de aldı. Kendisi sosyete olduğu için sosyete mantısı o yüzden yapmıştır. Bence bu kıymalı bir börek. Patlıcanlar tamam bunlar. Onlar şakşuka için mi? Evet şakşuka için kızaracaklar acısı gidene kadar dursun bu. Bunlar böyle kızaracak değil mi? Büyük büyük. Bunları doğrayacak mıyım ben? Evet. Öyle biber mi kızarırmış? Biz böyle pat kızartıyoruz. Normalde biz de öyle yapıyoruz da şimdi benim rakiplerim biraz beni çekemedikleri için. Bana da mağara vermesinler. Sinem Hanım'ı biraz şakşuka zorlar gibi. Çünkü küçüğü küçük doğraması gerekiyor, kızartması gerekiyor. İnşallah yağ çekmez. İnşallah güzel yapabilirsin Sinem. Siz de durumdasınız Sinem Hanım. Ben kurabiyemin hamurunu bitirdim, şimdi fırına vereceğim. Neden onları uzay gemisi gibi yapıyorsunuz? Onların modeli o şekilde. Asker şapkası gibi olmamış mı? Bizde asker böyle uğurlanır. Sizin kına geceleriniz de çok eğlenceli oluyor. Ben bir keresinde bir roman kınasına gitmiştim. Gelin bir gecede 5-6 elbise giymişti. Ben 10 tane giydim. Hay maşallah. Ben bir tane televizyon programında görmüştüm. Gelin programıydı. Roman kız katıldı. Kınasına vinçlen geldi. Vinçlen. Evet. İnanılmaz. Kınaya vinçlen gelinir mi kız? Evet gelinir. Neden gelinmesin? Siz cenazelerde ne yapıyorsunuz? Ya evde zeytin olmasın da dışarıda havam olsun. O derece. Cenazelerde bir şeyimiz yok canım. O kadar orada da bir gösteriş var mı yani? O kadar da değil yani artık Kadir Bey. O gösterişli kadar... geldim. Gösterişli gideyim. Hayatımda ilk defa asker kurabiyesi duydum. Bilmiyorum içerisine ne katıldığını da bilmiyorum, lezzetini de bilmiyorum. İlk defa tadacağım. Kurabiyeler fırına girdi ve tam 35 dakikanız geçti. Tamam hemen yağ ver şu patlıcanları şeyleri atalım. Evet. Çok güzel soğudu. Tavuk bir yandan haşlanıyor. Şimdi ben şakşuka için patlıcanları şuraya koydum bir süzülsün. Bir temiz kağıt havlu nerede? Hemen temiz kağıt havluya patlıcanları koyayım. Kızartalım, tavuklar haşlanıyor. Profiterolün hamuru soğusun. Neye geçiyoruz? Neyim kaldı? Patlıcan şeyi, sosyete mantısı açılmadı bak sosyete daha. Sosyete mantısını açabilirim. İsterseniz sosyete mantısından önce şakşukayı aradan çıkarın Sinem Hanım. Şakşukayı severim. Şakşukanın içerisindeki sebzelerin güzel kızarmış olması lazım. Lezzetlerinin birbirine tamamen adapte olması lazım. Sen bu profiterolü kesinlikle hazır yapacaksın. Hazır paketi alacaksın, hamurunu yapacaksın. Her şey zaten hazır çıkıyor içerisinde. Bize hazır profiterol getireceksin önümüze. Kız bir şey diyeceğim, sen onu niye tekrar mayalı poğaça hamuru gibi profiterolün yumurtalarını çırptın, üstüne tekrar un koydun, şu an tekrar yoğuruyorsun onunla. Evet, normalde bu kadar yapış yapış olmaması gerekiyor. Un koyacağım biraz daha? Yok, koymayacağım. Ben ilk defa profiterol hamurunun üstüne tekrar un serpip yoğuran seni gördüm. Tadına bak sen. Fırında ekmek yapıyor sanki. Biraz. Normalde o zaten böyle biraz kaşıkla alınır. Evet ama çok da yapış yapış da olmaz yani. Çıtır çıtır olmasını istiyorsan onu yapacağım onu. Öyle bir tarih mi var? Evet, bunun püf noktası bu. Yıllardır bu hangi ülkenin tatlısı? Benim ülkemin. Artık hangi ülkeyse gelsin Sinem'den püf noktasını öğrensin arkadaşlar. Evet. Buna sonradan un koyup yoğurmanız lazım. Püf noktası. Yıllardır bu profiterolün eksiği noksana ne diyorduk? Sonradan un katmasıymış. Oldu mu? Oldu sonunda. Üstüne yumurta sür, susam sefer fırına gitsin. Öyle de etsinler işte. Allah canını almasın. Bu arada kurabiyeler çok güzel kabardı ve pişti. Gel bak. Görüyor musun?
Sinem kurabiyelere bak. Tamam tezkere aldı kurabiyeler bak. Evet. Alayım mı bunu? Altına bakıyorum. Alabiliriz. Oo hele 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 hele. Bir de onu diğer taraftan atacağız Kadir Bey. O biraz da o taraftan pişsin. Tamam bu fırın niye ışığı yanmıyor? O fırının ışığı patladı çünkü. Tamam şimdi ne profiterolleri hemen yap daha bak böreğimiz var ortada. Hemen hemen fırına veriyorum. Şakşukanın patlıcanları kızardı, biberleri kızarıyor. Sosyete mantısının kıyması kavruluyor. Ondan sonra cıma profiterolün hamuru da tamam. Poğaçasısın profiterol verecek. En önemlisi sosyete böreğine geleceğiz. Mantısına geleceğiz pardon. Yalnız hazır rıfkadan değil yoğurdumuz hamurdan yapacağız bu arada. Evet. Haydi bakalım haftanın son gününde 15 bin liranın sahibinin belli olmasına sadece saatler kala. Bakalım Sinem menü yetiştirebilecek mi? Vakit ayırtıp artı bir şey yapabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Süre ne kadar gitti bu arada? Bir saatiniz kaldı Kadir'ciğim. Sosyete mantımız var yapılacak. Kurabiyeleri çıkartabilir miyiz Kadir Bey? Hemen bir saniye ellerim şu. Hamurlu. Oh bak asker kurabiyesi gördün mü? Tezkereyi aldı kurabiyeler hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslında ben kurabiyeyi çok seven bir kadın değilim. Bunu zaten başında da söylemiştim. Ama tadacağım. Eğer lezzetliyse puanımı ona göre vereceğim. Tavuk salatası çok kolay bir yemektir. Yoğurt, salata, tavuk. Bunda bir de mayonez koyabilir. Çok basit bir menü. Hanım sosyete mantısı dedi. Büyük ihtimal yufkadan yapar diye düşünüyorum. İçerisine mantı içi hazırlayıp dolduracak. Üzerine de sarımsaklı yoğurdunu yapıp servis yapacağını düşünüyorum. Harikasınız vallahi Sinem Hanım. Sizin için hamur açamaz diyenler utansın. Kim açıyormuş hamuru, kim açamıyormuş hamuru? İzlediklerini de görsünler. Onların gibi yufkadan yapmadık en azından. Açmaya çalıştık. Çalışmadınız. Baya baya açtınız. İşte açıyoruz yani. Onlar resmen yufkadan yapıp önümüze börek diye koydular. Neyse siz bakmayın onlara da elinizi çabuk tutun. Son 45 dakika. Sosyete mantısı daha önce hiç yemedim. Kolay mı, zor mu, el açması mı onu bilmiyorum ama umarım lezzetli yapar. Bakıyorum da yine süt çıkmış meydana. Ne yapıyorsunuz Kadir? Profiterolün için profiterolün hamur şey gibi kakaosu kakavasını yapıyoruz korkun. Kakava şenliklerine gideceğiz bununla. Evet. İki kaşık un. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Ne kadar çikolatasını koyacağız. Tereyağı ne kadar? Bir tatlı kaşığı. Tamam. Son çikolatası kaldı. İçine atayım mı şimdi hemen? Evet. Bak bu güzelce kısıkta kaynasın. Altını kısıyorum. Sen bu profiterolün poğaçalarına ama şey hamurlarına baktın mı? Baktım. Bu şakşuka daha ne kadar kaynayacak? Buna baktın mı? Bak oldu. Bunu, tamam mı? Dökeyim tamam mi bunu? Onu dökebiliriz. Tamam. Nerede peçete? Onu hemen bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet oldu. Bakın sizin gözünüzün önünde döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Of 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 of. Gel de şimdi burada Tarık abime anma. Gel. Andan işimizi bulalım be Kadir'im. Şakşuka, 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 şakada şuka. Doyamadım, tadamadım, yiyemedim şakada şuka. Evet mis gibi oldu. Orada o duruyor. Bezelyeleri tavukla birleştirdik. Evet. Nerede salatalıklar? Attın mı salatalıkları içine? Attım. Tamam, salatalıklar da içine gitti. Yalnız sosyete mantısı hala fırına girmedi. Bizim ne kadar süremiz kaldı? 30 dakika. Son 30 dakika profiteroller fırına... Yan taraftan fırın isteyebilir miyiz? Bu profiteroller pişmedi mi daha? Pişmedi ya. Profiteroller pişmemiş. Fırın verin, fırın. Fırını getireceğimize mantıyı komşuya götürelim. Buna yumurta yumurta sürecek miyiz? Evet, bugün? Yok öyle verin. Al böyle ver, hadi bunu al da götürün. Aa, üzerine bir şey sürmeyecek misiniz Sinem Hanım? Ne süreyim amısını? Güneş kremi sür. Kıza... Ya sen ona mı bronzlaştırıcısın? Vallahi benden günah gitti o zaman böyle kuru kuru götürüyorum sosyete mantısını fırına. Çabuk çabuk çabuk. Profiterole bayılırım. Çok güzel bir tatlı seçmiş.
Bunun bazı püf noktaları var. Kremasını güzel tutturursa, çikolata sosunu güzel tutturursa benden tam puan alabilir. Şunlara bir bakabilir miyim? Ya size ne oldu ya Allah aşkınıza? Onlara ne? Onlara olan oldu, un yedi onlar. Altı da pişmiş aslında onlar. Evet. Bak bunların içi çiğ ama altı pişmiş. Altı pişti evet, üstü biraz daha pişsin, hemen çıkartıyorum onları. Dışı kurumuş, altı kızarmış ama içi. Acaba hamurun kıvamında mı bir problem var? Hamura un koydu çünkü sonradan. Onun böyle kabarması lazım, kabarmadı lan. Devamlı ki yaptığım şeydi ya. Devamlı böyle un mu koyup yoğuruyordun sen? Yani devamlı bu şekilde yapıyordum onu, şu an çok sinirlerim bozuldu. Kalan 30 dakikada bir daha yapın o zaman. 30 dakikada çıkacağını. Çıkar mı? Kreması hazır mı? Hazır, kakobası her şey hazır, bir hamur yoğuracağız. Hadi o zaman yaparsınız, fırlayın Sinem Hanım. Kalk kalk hadi kalk. Aha bile yarışmacımız diyordu ya, ben bu oyunu iki kere yaptım, iki kere yaptım. Al sana fırsat, sen de iki kere yap. Haydi bakalım, son dakika profiterol hamurunu tekrardan yapıyoruz. Ve sadece 30 dakikamız kaldı sayın seyirciler. 30 dakika sonra yemeklerin tadına bakılacak, temizlikler yorumlanacak ve en önemlisi 15.000 TL'nin sahibi belli olacak. Menü zorlayıcı tarafları var. Yetiştirebilirse güzel olacak. Sinem, bu menüyle birinci olamazsın. Sinem Hanım'ın tatlısı çok zor bir tatlı. Umarım zamanında yetiştirebilir. Sinem'den hem umutluyum, o enerjiyi veriyor, bir yandan da yani panik olacağını da düşünüyorum. Bir otur, bir sakin ol. Aa Sinem Hanım, yapmayın böyle, sürenizi durdurdum. Profiterolden dolayı mı bu kadar sinirlerim bozuldu? Şimdi sürekli yaptığı bir şey bugün böyle olunca... Ama daha 20 dakikanız var, yetiştirebilirsiniz. Yaptık, dışarıda hemen yumurtalarını kırıp çırpacağız hemen. Yemez, olmaz o. Yetişmez diye mi? Tamam, kalk şu soframızı bir an önce kuralım. Bak salatalarımız elimizde olanları hemen bari yerleştirelim. Şunlardan bir şey çıkmaz mı diyorsun? Bakmadım ki içine. Biraz sert olmuşlar. Doldursan da bu sefer ısırırken bayağı bayağı sert gelecek ama. Bana sorarsanız ikinci yaptığınız hamurla şansınızı deneyin derim. Dışarıdaki hamuru hemen getirin. Getirin dışarıdaki hamuru hemen. Bak kendine gel. Önemli olan senin kendine güvenmen. Şimdi kendine yediremiyor o olmayışı. Aynen öyle Kadir'cim. Ama boşuna alıyorsunuz Sinem Hanım. Yeniden yapıp yetiştirebilirsiniz. Gerçekten yetişmez. Ben biliyorum yetişmeyeceğini. Hemen nerede yumurta? Hadi sen bir an önce sofrayı kur. Çabuk kurabiyeleri alabilir miyim? Çabuk, 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 çabuk. Melek Hanım'a verdiğim puandan çok pişmanım. Melek Hanım'a ben 3 puan verdim. Keşke 2 verseydim. Sinem, bunun 2 olduğunu emin misin yumurtasının? Ben bunu sanki 3 diye biliyorum ama. Ben çok fazla kokmasın diye. Sinem Hanım, hemen kontrol ediyorum malzeme listenizi. Bir su bardağı su, bir su bardağı un, yarım paket margarin, 3 adet büyük boy yumurta. 3 adet yazıyor. Sinem bak, az önce senin profiterol hamurun böyle olmadı. Böyle olması gerekiyordu. Vallahi şu anda kıvamı tam yerinde görünüyor. Sinem az önce bunun üstüne un ekledi, bir daha yoğurdu. Ondan bunlar bu kadar kalmalı Sinem. Hadi Kadir'cim, el birliğiyle siz bunun da üstesinden gelirsiniz. İlk defa fırının başında profiterol yapıyorum. Melek Hanım'a vermiş olduğum puan için çok pişmanım. O kadar eksiklerine rağmen 3 vermem büyük bir hataydı. Kesinlikle 2 verirdim Melek Hanım'a. Ben birinci olmazsam kimse de birinci olmayı hak etmiyor. Evet Kadir, şimdi ne durumdayız? Şimdi sosyete böreğimiz fırında.
provitrolümüz yapılıyor. Şakşukamız hazır, kurabiyemiz hazır, tavuk salatamız hazır. Bir tek böreğin pişmesi, mantının pişmesini bekliyoruz. Bu arada kalan süreniz de tamı tamına 10 dakika. 10 dakika. İnşallah 10 dakikada şunlar pişer de. 7 çeşit ürünümle birinciliği kesinlikle ben hak ediyorum. En kirli ev Sunan'ın eviydi. En temiz de benim evimdi. Hatta dün 7 tane bardak kırıldı. Nazar değdi. Gözleri havaya uçtu yani kıskançlıktan. Profiterol de neredeyse tamam. Sosumuz nerede? Sosumuz burada. Evet. Akışkan kremalı sosumuz. Biraz şöyle bunları birleştirelim ki tatlı. Alalım. Çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Of of of. İlle de roman olsun. İster çamurdan olsun. O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de roman olsun. İster çamurdan olsun. O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. Evet. Profiterolümüz de bitti. Hemen bunu da masamıza götürüyoruz. Şöyle bolca dökeyim de çikolataya doysunlar. Haydi bakalım. Hemen sofraya götürüyoruz onu da. Koş 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 koş. Ay şundan biraz alsam mıydım? Evet. Tamam mıyız? Masamız hazır mı? Hazır. Profiterolümüz de tamam. Evet. Kurabiyemiz de tamam. Evet. Salatamız da tamam. Evet. Şakşuka da tamam. Çay da demlendi. Ve süremiz de tamam Kadir'cim. Mantı pişti mi? Hadi hadi hemen koşulalım mantıyı. Çabuk mantıyı al gel. Çabuk 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 çabuk. Evet, bu haftaki etabımız neydi? Sofra çiçek gibi sofralar etabıydı. Şimdi bakalım. Bardaklarımız güzel. Gayet şık. Tabaklarımıza bakıyorum. Onlar da gayet şık. Çatalla bıçağı yan yana koymuş. Normalde bıçak solda, çatal sağda oluyordu değil mi? Hayır Kadir, hep karıştırıyorsun. Bıçak sağda, çatal solda olur ama Sinem Hanım yan yana koymayı tercih etmiş. Bu hafta kimse şu tatlı çatallarıyla tatlı bıçaklarını asla şuraya getirip koymadılar. Beni veremediler bu hafta. Peki bunu da değerlendirdik. Bıçaklarımıza bakıyoruz. Onlarda da leke yok. Gayet güzel parıl parıllar. İç açıcı bir sofra. Eline koluna sağlık diyorum. Tabii ki bu da etap kısmında değerlendirilecek. Biliyorsunuz ki bu hafta çiçek gibi sofrayı kuran benden bir fazla puan alacak. Onu da bugün haftanın sonunda söyleyeceğiz tabii ki. Şey ne oldu? Mantım oluyordu. Gel gel mantıyı bu şeye fırına gel. Aman fırına demişim, sofraya gel. Evet bakın gözünüzün önünde mantının güzel mi güzel yoğurdunu. Dök bakalım. Oh. Ellerine sağlık. Hemen yağını da çoslatalım. Yay kaşığından yay yoğurdu biraz yay üstlerine. Tamam o kaşıkla bence al şuradan sosunu da. Vallahi ağzımın suyu aktı. Pek güzel oldu sosyete mantınız. Eline koluna sağlık. Evet. Sinemciğim gel. Geliyorum bir saniye. Evet. Sinem'le Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de haftanın son gününde muhteşem soframızı kurduk. Eline koluna sağlık diyorum. Son anda biraz moraller bozuldu ama toparladık. Profiterol yetişmeyecek. Büyük lokma ye. Büyük konuşma demişler. Aranga, aranga. Şimdi nereye gidiyoruz? Enem Arat menünde haftanın büyük finaline gidiyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Ve muhteşem menümüzle masamızla ekranların karşısında olacağız. Evet. Haydi bakalım. Bana çok kuru geldi. Hatta dişlerime yapıştı diyebilirim şu anda ve çok sert. Yani bir mantı tadı alamadım ben bunda. Zaten sen normal bir mantı tadı mı bekliyordun? Onu anlayamadım şu anda. Kıymalar da çok böyle şey kalmış, kuru kalmış yani. Neden oynadın attın bütün sinirini, stresini? Ne bu sinir stres? Benim yorumlarıma siz sinirleniyorsunuz. Afiyet olsun canım, beğenmedin tamam anladık. Kızartma yaparsın ya, sos yaparsın. Hı-hı. O tadı aldım ben bunda. Şakşuka tadı alamadım. Sen ne bekliyordun? Şakşuka. Şakşuka. Ne bekliyordun? Küçük küçük doğranır, kızartılır. Evet. Bu çok büyük senin biberlerin. Normal kızartma gibi olmuş. Sabah kahvaltısından arta kalmış bir biber gibi kaptırılmış. Biberler pişmemiş. Almışım biberleri.
Yok yoksulum ya, ben aldım sonradan biberleri, sabahtan kalma biberleri koydum önünüze. Estağfurullah, ne anlamda söylüyorsun? Ben bugün korona olup gelmişim belli. Hiç bir tat alamıyorsun. Estağfurullah, afiyet. En Amanat Birinde haftanın final gününde romanların büyük neşesini ekranlara taşıyan Sinem Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Evinden müziği ve dansı bir an olsun eksik etmeyen Sinem Hanım, kendisi gibi fıkır fıkır bir sofra hazırladı misafirlerine. Sinem Hanım'ın bugünkü menüsünde asker kurabiyesi, şakşuka, sosyete mantısı, sebzeli tavuk salatası ve profiterol var. Bakalım büyük finalde neler yaşanacak? En Amanat Benim'in bu haftaki şampiyonu kim olacak? Evet, Kadir Ezil değil, En Amanat Benim de haftanın son gün sofrasına hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, haftanın son günü son sofrada buluştu. Ne şakşakçı yerisi, ne çok seviyorsun şaklatasın. Öldürdü bugün beni. Bugün o alışkanlık haline getirdi onu. Yalnız pazartesi şivelerimiz inşallah düzelir ekipçe. İnşallah düzelmez. Ben röportajını böyle heylerin hepsini sildim röportajda. Girişte zaten heyleri bırakıp gidiyorsunuz dışarıya. Peki tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün son final, son yemek. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Sinem Hanım elinden geleni yaptı. Mutfakta tüm performansını sergiledi. Şimdi öncelikle temizlik konuşalım istiyorum. Derya Hanımcığım, evi genel olarak temiz ama detaylarda kirli bulmuşsunuz. Evet. Hangi detaylar kirliydi? Buyurun. Çamaşır makinesinin deterjan gözü. Zaten çıkmıyor ki o şeyde baktı. Bir de içinde vardı. Çıkmıyor yavrum onlar. Kazıdım daha, ne sokayım orayı. Çıkabilirdi diye düşünüyorum ben. Çıkamadı, uğraştık. Hmm. Uğraştınız çıkmadı. Peki. Tamam. Derzler vardı biraz. Ne vardı banyo derzlerde? Banyo derzleri siyahtı. Biraz lastiklerinden kararmıştı. Lastiklerinden olabilir mi? Hayır, siyah ben ders şey aralarından bahsediyorum. Tam fayans ders değil araları. Yerdeki fayans araları. Tamam, onu geçtim. Çamaşır makinesini geçtim. Çıkmıyor dediniz. Evet. Ders aralarında siyahlaşma vardı. Sonra buzdolabının bu derin dondurucu bölümü var ya. Onun içinde, ızgaranın içinde işte kırıntılar vardı lastik bayağı bir. Lastik tarafı mı? Hayır, buzdolabının içinde kırıntılar vardı. Buzlukta bayağı şöyle bir ızgara olur ya. Aha, anladım. Ama o çok fazla sökülemiyor ya. Bir iki seferde neydi hemen ya çatlıyor. Ya onu elektrik süpürgesini bir tutsanız o kırıntılar zaten gelir. Yani 4 günden beri İstanbul'dayım biliyorsunuz. Eve gelip gitmiyorum. Yani bu kadarını bile yaptığıma ellerine sağlık. Ben de 3 gündür hani şey yapamıyordum, gidemiyordum sürekli. Bir de şey, hani ben de muzdarip olmuştum ya böyle inşaat şeyinden. Sol tarafta. Dolapların en altı. Senin de orada biraz en alt şeyinde. Buzdolabının olduğu kısım var ya, buzdolabını çekince onun alt kısmında. Biraz peki hani Derya Hanımcığım, şunu sormak istiyorum. Şimdi normal apartman dairesi dışında böyle tek katlı ve girişi direkt bahçeye açılan evler, biliyorsunuz ki çok tozlanan evlerdir. Toz değildi, yok yok, şunu söyleyeceğim. Çok tozlanan evlerdir. Çünkü ayaküstü deriz hep, giriş çıkış. Ona rağmen nasıl bir evde baktığınızda? Şöyle söyleyeyim. Ben evet belki yüksek katta oturuyorum ama inanın daha da tozlanıyor evim. Evet. Her gün toz alıyorum. Siz de yapıyorsunuz yani muhtemelen. Her gün tozlanıyor. Bir de inşaat olayıma denk geldi temizlik maalesef. Temizliği beğendiniz mi beğenmediniz Çok kirli bir ev değildi. Peki bir şey, haftanın başından beri de hep bunu söylüyor. Çok kirli bir ev değildi. Beğendin mi beğenmedin Kirliye mi? Kirli derim. Çok yani. Kirli olmayan da çok kirli. Detaylarda kaçırılmış noktalar var. Senin gözünde en temiz ev kimindi? Evet. Melek Hanım'ındı. Melek Hanım'ın evindi. Peki. Sevda Hanımcığım, nasıl buldunuz temizliği? Ben temizliği normal buldum. Yani genel temizlik gibi değil. Böyle normal sil süpür. Sadece aspiratöründe o aynı benim ki gibi senin aralarında. Aa, kaçırmışım onu gözden. Ay, körlük geldi işte anda bana. İşte ben de kaçırdım. Evet. Bence seninki bayağı bir yağdı. Benimki damla damla olabilir. Benim aspiratörüm eski. Olabilir. Ben benimki de eski. Yeni tıpkı gördünüz. Ben o aspiratörle var ya sadece 3 saat uğraştım. Ben orayı da unutmuşum. Dedim. Benim unuttuğum yerin senin o iki tarafı da yağlıydı. Genel olarak o kadar beğenmedim yani. Beğenmedi benim Hayır, beğenmedi. Peki Suna? Ben mutfakta gezdiğimde mikrodalgada buldum. Dolabın alt kısımlarında yine vardı. Alt kısımlarında. Fırının da özellikle böyle kapağını açtığınız zaman sol tarafı var ya. Hı hı. Şu bağlantı. Evet 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 evet. Oralarda çok vardı. Oraları hiç elleyememişsin. Ellememişsin. Oraları akşam nasıl böyle geldim. Sıktığın bir odaya girdim, bir odadan çıktım ve bir odaya girdim. Tek seferlik değil, uzun zamandır. Hiç ellenmemiş bir şeye benziyordu. Ben oraya pek fazla şey yapamam çünkü benim çocuğum çok oynuyor oralarla. Fırına börek atar, pizza atar, bir şeyler atar. Ben koşamıyorum onun peşinde. Bilmiyorum, çok çok oralarda çoktu. İki tarafında da vardı.
Başka mutfakta hatırlayabildiğim bulaşık makinesinin alt kısmında vardı yine. Silmişsin. Hı-hı. Fakat böyle tamamen yatırdığında orada gerçekten bir kir çıkıyor. Benimkinde de vardı akşamdan. Evet, vardı. Gördüm, benim iyi ki görmüşüm vardı dedim ve silmiştim. Banyoda pek bir şey bulamadım. Peki. O kadar. Sunan Hanımcığım, dediniz ki Sinem geri kalan günlerde ikramlıklara çok laf etmişti özellikle kahve, evet, konusunda. Bugün kahve size yanlış gelmiş galiba. Tatlı geldi. Evet, çok ortaydı. Tatlı. Evet, çok tatlıydı. Doğrudur. Yani yaptığı, evet, eleştiri bugün kendine mi döndü? Döndü. Aynen öyle. Öyle oldu, biraz taş kafama geldi gibi. Öyle oldu, öyle oldu. Şey, çok şekerli i̇şte gerçekten. İşte kimseye mana bulmayacaksın derler bizim ama insanlarımız. Ama son nasıl oluyor? Cuma günü ortaya çıkıyor bunlar. İşte ne yapalım ya, evet, bu kader kısmet işi yani. Peki Sunan Hanım, size, evet, göre bu haftanın en temiz evi kimindi? En temiz evi... Kendi evinizden sonra tabii ki. Evet, Derya Hanım'ın. Derya Hanım'ın eviydi. Peki Melek Hanımcığım, son kez size sorayım temizlik konusunda. Nasıl buldunuz temizliğini? Sinem Hanım'ın evine girdiğimde ilk, yani günlük temizlik evet yerindeydi ama dip köşede sıkıntılar vardı. Buzdolabını çektiğimde arkasında en alt kısımda 50 kuruş buldum. Bu arada o da benimdir. Şu parfüm kapağı buldum ve bayağı bir yoğun bir şey vardı yani. Dip köşelere girilmemişti. Buzdolabının en alt kısmı, yani en alt zemininden bahsediyorum. Oralar sarıydı. Peçeteyle çıkardığımda bırakmıştım zaten. Kadir Bey görmüştürsünüz tezgahın üzerine. Salonunda klimanın... O klima devamlı yıkanmıyor ama 15 günde bir yıkanabildiği için... Yo, ben klimanın üst filtresini çıkardığımda, tamam, filtre evet çıkarılmış, yıkanılmıştı. Biraz kalıntılar vardı ama çıkarılmış, yıkanılmıştı. Ama iç kısmına hani elimizi... İç elimiz kısmına ben onu dokunamıyorum. Ha, dokunamıyorsunuz. Orada var. Çünkü ben onun servisi geliyor. Hı-hı. Hortumla yıkanıyor. Anladım. Ben ellemiyorum bir, anladım, şey olur diye. Oralarda ben gördüm hani, ha, elimin dokunduğu kadar sildim peçeteyle birlikte. Bir de yemek masasının yan, evet, kanatlarını doğru, açtığımda iç kısmında hani birikmiş bayağı bir tortulaşmış kirler vardı. Banyosunda, evet, banyosunda hiçbir şey bulamadım. Bulamadınız. Genelde peki temizdir. Siz neden Sinem Hanım'ı hamarat görmediniz? Dış görünüşünden dolayı mı? Sinem Hanım çok çıtı pıtı, çok hareketli. Sanırım evde böyle kalacak bir... Bayan tipi de benzemiyor. Evde kalacak, evlenmiş zaten. Ya evde kalacak ya evde duracak, evet, pardon. Evet, yani çok evde, ev hanımı. Adamı beni 6 sene nasıl tuttun bu evde? Bilmiyorum. Devamlı sokakta olan bir kadın olsam adam durur mu evde? Yo, güzelliğinizde de tutmuş olabilirsin. Ay, sadece güzelliği, böyle karnım doysun. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor. Evet, midesinden geziyor dediler. Evet, kahve içmeye biz geziyoruz yavrum, ne oldu dediler. Yok, Sevda Hanım genel ama olarak... Ama bir de böyle çok zayıf, hani böyle sanki ben böyle... Ben gerçekten yemeği sevmiyorum. Beş çayları hazırlayıp böyle hadi arkadaşlar gün, komşular... Gün gün kapı kapı. Yani yemiyordur diye düşünüyorum. Yani beş günden beri beraberiz. Belki 32 beden bile değildir. Bakın, beş günden beri beraberiz. Benim bir kahvaltı ettiğimi, adam akıllı yemek yediğimi gördünüz mü? Ben yemek yemeyi sevmiyorum. Aa. Çünkü formumu koruyorum ben yavrum. Ben de o yüzden dedim hani, evet, yemek yapmazdı. Benim formuma gelebilmek için... Marifet İnsanlar konusunda da herhalde bakıyor. Komşularınız sizin marifetli olduğunuzu bilirdir. Bir de biz bakacağız bugün lezzetlere. Evet, bakalım. Peki hadi bakalım. Biliyor. Evet. Şimdi bu arada kaç kilosunuz yine? 54. 54 kilosun. Benim kemiklerim abi. Bir vurdum mu bayıldım. Maşallah, boyun da var ama senin. Var. Boydan, evet, da kurtarıyor. Peki. Zayıf ama kilosu iyi. Hazır mıyız? Yemeklere geçelim bakalım. Çaylarımızı, ikramlıklarımızı alalım. Evet, bakalım haftanın son şunları gününde. Bu arada Sinem Hanım'ın eşinin haberi yok programa katıldığından. Şu an bölümü izliyorsa şok olacak zaten. Sürpriz yapacağım kendisine. Eşin nerede? Yine gönderdi ya. Annesinin evinde. En son atmıştı, doğru. Altın kolye almadan giremez demiş adama. O da bekliyor da bugün şöyle de... Şöyle versem alabilir misiniz tabii onları ki da? O da 2 metre ama yani. Bugün de biliyorsunuz gram altın 544 lira. Ay Kadir Bey sormayın, altın uçmuş. Beni ilgilendirmiyor. Ben istiyorsam yapacak, istemiyorsa... Alacak kendini, gidecek buradan. Yani roman kızı almak da cesaret istiyor. Buradan sesleniyorum. Yüreğinize sonra da cebinize güvenin. Yoksa yandınız vallaha. Evet, ben resmen zincir için adamı evden kovaladım. Çok da güzel yaptı. Oh. Benimki fazla bile kalmış sanırım. Oh. Evet, hazırsanız hanımlar bismillahirrahmanirrahim sosyete mantısından başlayalım. Evet
Evet Sevda Hanım, siz buna normal börek demişsiniz. Buna neresi sosyete mantısı demişsiniz? Daha önce sosyete mantısı yaptınız mı? Hayır yapmadım. Biz bundan yapmıyoruz. Biz hazır satılan var ya ondan yapıyoruz. Peki niye buna börek gibi dedin normal? Börek şekline benzediği için ama tadını beğendim. Güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık. Hamuru falan iyi olmuş mu? İyi olmuş, beğendim. Peki. Melek Hanımcığım? Sosyete mantısı bana çok kuru geldi. Hatta dişlerime yapıştı diyebilirim şu anda ve çok sert. Ya fırında fazla kalmış olabilir mi? Bir altını gösterebilir misiniz? Yanık değil. Yok, yani yanık değil evet ama çok sert. İçerisinde sadece kıyma var sanırım. Kıyma bir de baharatı var. Çok yani şey olmuş, yoğun olmuş, çok hamursu olmuş. Ben beğenemedim açıkçası. Bir böyle yumuşaklık yok mu? Asla yok. Yani bir mantı tadı alamadım ben bunda. Zaten sen normal bir mantı tadı mı bekliyordun? Onu anlayamadım şu anda. Bir kıvır kıvırlık da yok, bir şey de yok yani çok kuru olmuş. Hamurda mı problem evet, var? Evet hamurda da var bakın şeyler, kıymalar da çok böyle şey kalmış, kuru kalmış yani. Beğenmediniz mi yani? Ben beğenmedim açıkçası. Peki ama Derya Hanım. Herkesin ağızladım. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık. Ben de keserken bayağı bir zorlandım. Evet. Hiç yemedim, ilk defa yiyorum bunu açıkçası. Bana da biraz bir hani böreğin üzerine el açması, böreğin üzerine sarımsaklı yoğurt dökülmüş gibi geldi. Tadı zaten o kadar el açması kötü değil. Börek gibi yani. Hani mantı normalde o da öyle yapılıyor. Çok o yufkadan yapılıyor. El açması yapan da var ama asıl özelliği bunun yufkayla sarılmasıdır. Burada şunu öğrenmek istiyorum. Size göre hamur güzel tutmuş mu? Yani el aç, yufkası elle açıldı. Yani. Elle açılmışa göre ince olmuş mu, yumuşak olmuş mu, içi tatlı mı? Çok sert. Kıyma, yani bunları öğrenmek istiyorum anladım sizden. Çok sert olmuş, çok zor kesildi. Gerçekten içi biraz hamur gibi olmuş. Ben yufkaya dahi benzetemedim. Son 10 dakikaya çünkü. Yufkaya dahi benzetemedim. Normal bir yufkaya benzetemedim. Yani daha çok böyle sanki hamurun içi oyulmuş, içine konulmuş hani gibi hissettim. Hazır yufkayla yapsaydım belki daha da güzel olurdu. Yoğurdum. Aldım kıymayı, tıktım içine, verdim fırına. Sonra, evet, evet. Bir de şekil verdin üzerine. He. Aynen. Evet, ben de o yüzden ama ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki canım. Suna Hanımcığım. Ben de şöyle başlayayım. Öncelikle eline sağlık. Afiyet emek olsun. Vermişsin ama hamurunu bence tutturamamışsın. Çünkü çok kalın, açmasını mı yapamadın? Çok kalın olmuş. Hazır İçi de çok kuru olmuş. Yani İçi çok böyle biraz sulu kalsaydı kıymasının belki hani onu da ekarde ederdi, bir şey yapardı evet. Yani belki. Yumuşatır çok, mıydı? Evet, çok sertti, zorlandım ben de kesmekte. İç harcını da mı beğendin? Evet, çok kuru olmuş. Afiyet olsun. Sinem sen baktın mı tadına? Baktım, İç harcını... çok güzel olmuş. Oh, ellerime sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet çok olsun. Beğendim. Peki ben yorumumu yapayım Sinemciğim. Öncelikle el açmasıyla uğraştığın için teşekkür evet. ederim. Bu bizim için afiyet önemli olsun. Bir değerdir. Yani bize değer vermektir. Kolaya kaçmadın. Yalnız hamura maya koydun mu sen? Koymadım. Koymadın. Birazcık kuru maya ya da hafif yaş maya koysaydın belki biraz daha yumuşak olurdu. Çünkü bayağı bir sert olmuş. Evet. Şimdi iç kısmını kestiğimde iç kısmının sıkıştığını görüyorum. Çünkü fırın biraz harlamış bunu çabuk pişsin aynen. diye. O da bayağı bir altını sert yapmış. Problem biraz da kıymada. Kıymanın hiç yağı yok. Yağı yok evet. Aslında çok yağ attım ama ne olmuş? Kuru kıyma. Yani kıyma kurumuş bir de baharat olarak biraz az. He. Bir tat olarak biraz az baharat. Ama eline koluna sağlık evet diyorum olsun. Tekrardan. Hazırsanız bu salatamızın adı neydi? Tavuk salatası. Sebzeli tavuk salatası. Sebzeli tavuk salatası buyurun. Evet Suna Hanımcığım nasıl olmuş sebzeli tavuk salatası? Ben çok beğendim. Biraz susuz olmuş ama güzel afiyet olmuş. Olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sevda Hanım? Ben de beğendim. Eline sağlık güzel olmuş. Afiyet olsun. Derya Hanımcığım? Ben de beğendim. Afiyet susu olsun. Az ama güzel. Lezzetli. Evet. Yani tavuğu sevmediğim halde beğendim. Evet, afiyet olsun. Afiyet. Melek Hanımcığım? Yani önden gösterin. Nasıl olmuş? Alışkanlık. Beğenmemeye gelmiş. Biraz yoğun olmuş. Biraz daha yoğurt beklerdim. Daha ya. Kız yorum bile ağzını bile açmadı. Diyor ki beğenmemeye gelmiş duymadım bu. Duymadım Melek Hanım. Canım sen önündekileri yemeye devam eder misin? Sen hiçbirini beğenmeyeceksin. Ben bundan eminim. Zaten bugün burada ne şanssızlığım varsa ismim okunmuyor. Nasıl buldunuz? Biraz koyu buldum. Bezelyeler çok fazla. Hani kıvam olarak ben bunda biraz daha yoğurt, biraz daha mayonez beklerdim. Genel olarak bildiğimiz tavuk salatası yani güzel olmuş. Sen ne bekliyordun? Değişik bir tavuğu oynayan bir şey mi bekliyordun? Evet ama şey yani fazla bezelye yani. Fazla tutulmuş içerisinde yani fazla konulmuş. Ama daha sebzeli salata bu. Sebzeli salata da bezelye salatası değil en azından. Ama bak şu anda bütün garnitörleri... Sinem oral pardon. Bak söyleyemiyorsun pardon. Bile. Yok detone ettim beni sinirden. Detone bütün malzemeleri de gözüküyor. Çok yoğun koyulmuş hani kıvamında koyulmamış.
el kararı ya da komple yani boşaltalım. Yani yoğurdu az mı gelmiş sebzesine evet, göre? Evet, yoğurdu az gelmiş, tuzu patlamaya. Az. Sen için oynadım bana patlayacaksan. Neden oynadın attın bütün sinirini, stresini. Ne bu sinir stres? Ben boşuna mı karşıladım sizi dalgalarla? Ben sinirli stresli değilim ama benim yorumlarıma siz sinirleniyorsunuz. İşte zor geliyor biz ondan. Ama neden zor geliyor? Burada yarışıyoruz yani lütfen. Afiyet olsun canım, beğenmedin, tamam anladık. Melek Hanım, bu salataya nasıl kulp takacaksınız diye bekliyordum. Evet, bezelyesi çok fazla değil mi? Şimdi şakşukanın tadına bakalım mı? Bakalım şakşukamız nasıl olmuş. Evet Sevda Hanımcığım, nasıl buldunuz? Güzel olmuş, eline sağlık. Böyle şey gibi olmuş, hani kızartma yaparsın ya, sos yaparsın, hı-hı, o tadı aldım ben bunda. Şakşuka tadı alamadım. Şakşuka da öyle olur zaten. Sen ne bekliyordun? Şakşuka, şakşuka. Ne bekliyordun? Şakşuka da Sevda kıymalı. Sevda Hanımcığım, şakşuka yaptın mı? Kıymalı oluyordu şakşuka. Sen ne yaptın yavrum? Sen patlıcan musakkayla karıştırıyor olabilir misin? Kızartıp üstüne kıyma döküp pişirdiğimiz. Ha pardon evet. Karıştı. Yapma kurban olayım. Diyorum ki nasıl diyor ki kızartmalı soslu patlıcan olmuş. Peki, öyle zannettim. Beğendiniz mi? Beğendim, güzel. Peki. Anne, sağ olun. Suna Hanım. Ben şöyle yorum yapacağım. Kabak var mı içinde? Yok, ben kabak atmam şakşukaya. Ama şakşukada kabak oluyor. Bizim ve şakşukamız böyle olur. Bizim deme şimdi, şakşuka evet, şakşuka. Evet, şakşukası böyle. Bilmiyorum, Roman şakşukasını bilmem ben. Küçük küçük doğranır, kızartılır evet. Ve çok büyük senin biberlerin normal kızartma gibi olmuş bu. Özellikle aa, büyük doğrattırdı. Evet. Allah Allah, küçük doğranır. Normalde şakşukada bizde. Hayır, şakşukada biberler büyük büyük kalır içinde. Sinem Hanım, siz şakşukayı normal patlıcan, biber kızartması üzerine domates sosu falan diye mi düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz, hayır? Anlayamadım. Hiç, tamam ben yorumumu daha sonra yapayım. Yok şakşuka normalde nasıl oluyor yani? Yani bilmiyorum daha yorumumu daha sonra yapayım. Peki. Aslında ben yorum patlıcanı, alınmadığı kabağı, için şey biberi, yaptım, kusura bakmayın. Küçük küçük doğranıp kızartılıyor diye biliyorum ben. Domatesler de küçük küçük doğranıp ayrı şekilde pişirilip üzerine döküp ondan sonra sarımsağıyla rendelendikten sonra tekrar bir karıştırılır. Ondan sonra olur size şakşuka. Şu an sizin anlattığınız normal kızartma sosu. Hayır bu kızartma oldu. Yani bu şakşuka değil mi şimdi? Bence değil ama siz şakşuka diyorsanız. Bu şakşuka. Sinem Hanım, şakşukayı sizden öğrenecek değilim. Bu bayağı bildiğiniz patlıcan kızartmasıydı. Peki Melek Hanım, sizce şakşuka mı? Bence de şakşuka değil. Bu bildiğimiz sabah kahvaltılarında aparatif hem patlıcan biber kızartıp üzerine... Acaba bir sabah kahvaltıda şakşuka yiyor olabilir miyiz bilmeden? Bilmiyorum ki. Bence biber hayır, kızartması bunda yiyoruz. Kabak da olması lazım. Ben şeyi soracağım size. Patlıcanları kabak... daha önceden tuzlu suya evet, yatırdınız mı? Evet. Yatın daha sonra sıkarak mı evet, çıkardınız? Peçetede hatta emdirildi. Ha, evet. Ondan sonra çok yağ. Çok fazla kalmış bence ya da yağı çok aşırı kızmadan atılmış. Yok, kızdı gayet güzel kızdı. Ondan sonra atmış. Çünkü çok yağ çekmiş ve biberler de gerçekten. Hayır, sen bu kadar pardon, çok özür dilerim, araya girmek zorundayım. Bu kadar domatesin içinde nereden gördün o yağı? Yani burada patlıcanda belki domatesi suya akmıyordur. Yok, domatesin suyu akmıyor bakın. Zaten farkındaysanız şöyle tabağımın kenarına doğru sızmaya başladı o, yani. O sızma mantının şey olmasın yağısı. Mantının mı? Bu mantının. Sirke kattınız mı ya da bir küp şeker attınız mı içerisine? Şakşukaya sirke evet, katıldığını ilk defa duydum şu evet, anda. Evet, katılır. O yoğun tadı vermesi için. Burada zaten, o yüzden oldu, diyorum sadece bir kızartma tadı aldım genel diye. Genel anlamda bu sirkeyi şekeri evet, katıyorlar mı yoksa daha siz mi? Daha sonradan soslar konulduktan sonra mutlaka üzerine sirke doğru, katılır. Durum, ki o yağ oranının kokusu alınsın diye. Peki bir nasıl de, olmuş? Patlıcanlar, biberler pişmiş mi? Tuzlu baharatı? Patlıcanlar çok yumuşak olmuş. Dediğim gibi yağ kızmadan atılmış. Biberler de artık sabah kahvaltısından arta kalmış bir biber gibi kaptırılmış. Sen çok bilmeye geldin burayı. Sen zaten bugün hiçbir şeyi beğenmemeye gelmişsin. Ama ben her gün beğenmiyorum sizin gözünüzde. Evet doğru. Doğru. Peki Derya, siz de mi doğru diyorsunuz? Doğru. Beğenmiyor ama. Ama gerçekten beğenmiyor. Dört kişiye bir düşmanlıktan ne şu ya? Olmuş demem yani yanlış olur. Bence de hani puanlanmada da ben, şu an senin için... anlattığın kadar kötü bir yemek de değil. Biberler pişmemiş. Almışım biberleri.
Yok, yoksulum ya, ben aldım sonradan biberleri, sabahtan kalma biberleri koydum önünüze. Estağfurullah, ne anlamda söylüyorsunuz? Ben öyle kötü bir anlamda söylemedim. Siz şu anda bana onu ifade ettiniz. Hani bakın. Sabahtan kalma biberleri koymuşsunuz dediniz ama. Hayır, hayır, kalmış gibi dedim, görünüyorlar dedim. Yanlış anlamayın lütfen. Ya, ben cümlemi tamamlıyorum. Yanlış anlatma. Bakın bana, ben gerçekten cümlemi tamamlayarak konuşuyorum. Sabahtan kalmış bir biber kıvamında dedim. Yani patlıcanın oranıyla, bakın şöyle ben göstereceğim lütfen. Şu biberin orantısı birse ben buna şakşuka diyeceğim ve sabahtan kalmış cümlemi özür dileyerek geri alacağım. Biberler de artık sabah kahvaltısından arta kalmış bir biber gibi kaptırılmış. Ben gerçekten hani ben onu kötü bir ayette ya da kötü bir anlamda söylemedim. Daha fazla yorum yapmasını istemiyor musun? İstemiyorum çünkü çok saçma yorum yapıyor. Bir şey atıyor da toparlayamıyor da muhabbeti. Hayır, neyi toparlayamıyorum yani, pardon. Siz benim her söylediğim cümleye. Şu anda sizin söylediğiniz muhabbet. Almışım ben bu biberi. Bir gün önceden bırakmışım dışarıda. Bugün de önünüze koymuşum gibi konuştum. Evet. Sarımsak var evet, mı sinem hanım için? Var yavrucuğum. Hani böyle sanki Melek Hanım ama diyor ki biberler da zaten şakşuka da uzun olur. Bilerek evet, büyük bırakırız diyor. Ben de yedim şakşuka, böyle biber nasıl uzun oluyor küp bilmiyorum. Küp. Hepsi küp küp oluyor. Hepsi hatta aynı isterdim boylarda ki kabuğunun da hani. Sen bugün korona olup gelmişsin belli. Hiç bir tat alamıyorsun. Ay estağfurullah, üzerime afiyet. Nereye mi alacaksın? Ama ben bu cümleyi bekliyordum sizden gerçekten. Gerçekten diyorum şu cümleyi algıladım ben. Dur alacağım Sevda abacığım. Ortalık yanıyor, sen çayın derdin içerisinde var. Nasıl? Siz sarımsakta da alabildiniz İki mi? İki tane sarımsak rendeledim içine. Rendesi bir de. Evet. O zaman ben kendime gerçekten test yaptırayım. Gerçekten belki Çin sarımsağıysa biliyorsunuz onların çok tadı olmuyor ama iki tane de büyükbaş rendeledi gözümde de gördüm yani. Peki afiyet olsun ama beğenip beğenmediğinizi anlayamadım hala. Beğenmemiş ben belli. Çok beğenmedim. Peki. Derya Hanımcığım. Sinemciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Bunları alacağımı doğradın kabuklarını yani böyle. Ben onu soracaktım evet unuttum. Biraz hiç alacalıya benzemiyor. Çok kabukları sert geldi ağzımda ve ayrıldı, zor yuttum onu açıkçası söyleyeyim sana. Patlıcan yemekleri en sevdiğimdir onu söyleyeyim. Şakşukayı da bol bol yaparım evde ve çay yanına yaparım. Evet biz de çay yanına evet, yeriz. Evet kesinlikle ama ben de sarımsak tadı alamadım Sinemciğim. Doğrudur. Ellerine o zaman sarımsak da. Hani ama ben sarımsak çünkü koydu yani. Koydu. Doğrudur. Hayır bunu şey yapmam. Sanki daha mı bol koysaydık? Bir sarımsak tadını alsaydım çok daha dedim, lezzetli yoğun gelecekti olmasın bana. Şimdi bu sarımsaklı baymasın onları dedim. İki tane rendeledim. O da büyük rendeledim onu da hatta. Peki, sarımsak onu, da vardı. Aynen vardı. Peki beğendiniz mi beğenmediniz yani, mi? Çok beğenemedim. Peki afiyet olsun. Sinemciğim tavuk salatana bayıldım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şakşukanı da beğendim. Afiyet sarımsak olsun. Evet ben de sarımsak alamadım. Yani gözümle senin sarımsak koyduğunu görmesem inanmayacağım. Sadece birazcık karabiber konuyor mu buna? Siz koyuyor musunuz? Biz koymuyoruz. Gerçekten hani pul biber, karabiber koymuyorsunuz. Şimdi diyecekler ki mahalle. Hayır estağfurullah. Biz koymuyoruz bunu. Koymuyorsunuz. Sadece aynı tuz sarımsak. Hayır, biraz patates ekleriz biz bunun içine. Ben de gerek duymadım patates ekleme. O da anladım. Çok yoğunlaştı. Karabiber zaten girmez. Girmez. Sadece bol sarımsak. Girmiyor mu? Evet. Peki. Patlıcan yemeklerinde şimdi bol. Şimdi şey herkes diyor biz de evde karabiber koyuyoruz. O da herkesin yani, kendine göre. Evet, ama tadını beğendim. Patlıcanın pişmiş, olsun. Domatesin pişmiş, biberin pişmiş. Evet. Eline koluna sağlık. Şimdi senden çay rica evet, ediyoruz. Evet dolduruyorum. Biz neye geçiyoruz? Kurabiyemiz kaldı. Asker kurabiyemiz. Daha biz sonra bunun içine bir de kekik atıyoruz. Kadir Bey çok lezzetli oluyor. Şakşukanın mı? Evet. Olabilir. Siz tokatlar böyle değişik otları seviyorsunuz. Taze nane, aynen, kekik. Ben burayı eleştirmeye geldim. Neyi beğenmiyorsam söylerim. Şakşuka şakşukadır. Olması gerektiği gibi olmamış. Evet şimdi asker kurabiyemizin tadına bakalım. Buyurun. Evet. Ben böyle şöyle elime alacağım çünkü. Tabii tabii elimizle yiyelim zaten kurabiye. Evet Derya Hanımcığım, asker kurabiyesi. Ben bunu biliyordum, ellerine sağlık. Afiyet çocuklara olsun yapardım ama pasta deriz yani. Annem öyle yapardı, ben de ondan öyle öğrendim. Çok da severdim. Ve ilk öğrendiğim hamur işi biliyor musun? Evet, ben evet de öyle. İlk öğrendiğim hamur işi. Bu tatlı o kadar eski mi kız? Evet, çok eski. Bunu çok eski anneler yapar bunu, köylerde yaparlar. Biz de nenelerimizden işte askerlerin hı arkasına giderken koyarlarmış, öyle de kalmış. Olabilir. Nasıl olmuş? Kurabiye sevmem ama bunu sevdim ben. Afiyet olsun evet canım. Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Olsun. Melek Hanımcığım. Şekerli güzel bir kurabiye ama sanki böyle dili ısıran bir şey var içerisinde. Karbonat mı kattınız, kabartma tozu mu? Karbonat. Ben daha önce hiç yemedim. Karbonat kattım. Karbonat evet onu fark ettim, ısırdı dilimi çünkü. Peki nasıl olmuş tadı? Biraz yumurta kokuyor ayrı bir konu evet ama üzerindeki yumurta olabilir. Aldınız sanırım ben de yumurtayı fark ettim. Ama normalde
beğendim. Peki, afiyet olsun. Sevda Hanımcığım. Ben de yumurta tadı kokusunu aldım. O yüzden beğenmedim ama yiyeceğim. Peki. Beğenmesem de yiyeceğim dediniz olsun, zaten sahtenin başından beri. Ben seni giderken hakkına da veririm. Bunu portakallı da yapıyorlar biliyor musun? Evet, portakallı da yapıyorlar. İçine her şey yakışır bunun, çok güzel. Çok güzel. Suna Hanımcığım. Yani ilk defa ben de beğendim. Bunu daha çok hani böyle Erzurum'da yediğim bir kurabiyeler vardır. Pasta diyorlar onlarda. Hmm. Bilir misiniz? Ha. Bilmiyorum. Evet, bunu Erzurum'da. Ben ona daha çok benzettim. Evet. Tazesi özellikle çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Afiyet, ellerine sağlık. Peki, hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Profiterörler gelsin o zaman. Ay çok heyecanlıyım. Haydi bakalım, tabaklarımızı verelim. Tabakları değiştireceğim çünkü. Aynen. Sinem Hanımcığım, sana çok teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğun kurabiyeyle beni aldığım çocukluğuma götürdün. Peki, profiterörlerimizin tadına bakalım. Evet Derya Hanım, siz o gün gününüzde ikramlık olarak profiterol yapmıştınız. Nasıl olmuş? Hamurun kıvamı güzel olmuş. İçinin kreması da güzel olmuş, tutmuş. Sadece üstündeki çikolata sosunu çok beğenmedim. Çünkü neydi mesela? Sanki biraz pütürlükler mi var? Donmuş mu acaba biraz? Yani kıvamını tam tut... Sadece çikolatanın kıvamını tam tutturamamışsın. Ama eline sağlık, tadını beğendim. Peki, Suna Hanım? Hamurunu kendim yaptım. Kendim yaptım. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Çikolatası da belki sıcakken... Sıvıydı, sıvıdır. Aha, evet. Belki soğuyunca bu şekilde almıştır ama çikolatasını çok güzel yaptım, olmuş. Hazır çikolata kullanmadım belli, o yüzden belli, bu şekilde belli, oldu. Belli, belli, belli. Acımtırak oluyor zaten hazırlar. Hı-hı. Çok güzel olmuş. Peki, afiyet olsun. Sevda Hanım. Bu arada dün bana diyordun ya tatlı kaşığı koymadın diye. Sen niye koymadın? O kaşık ben dedim ne? Ona. Çay kaşığı. Ben dedim sen yok deyince özür diledim senden. Hadi bakalım, pardon, ne olacak şimdi? Beğendim, eline sağlık. Hazır, pastanelerde satılıyor ya hazır. Hı. Aynı onun tadı olmuş. Tabağı eve giderken alıyorsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendim dedim. Sevda abla, ciddi anlamda her şeyi yiyorsun ama bir tek hak yemiyorsun. Helal olsun. Hayır, sana. Hayır ben asla. Güzel. Ben yarışmayı izlerken herkese çok sinir olurdum. Hatta anlatmış derdim ki kovsun şunu Kadir derdim. Bazen kovuyordunuz. Peki Melek Hanımcığım, nasıl buldunuz? Ya ben İsmini bile diyemiyorum. Olsun. Profiterol. Kendim dışarıdan yiyorum da hani kendim açıkçası hiç yapmadım. Yediğim kadarıyla da hani üst kremasında sanki böyle puding, hazır puding hissettim. Hazır puding yaptım ondan. Öyle ciddi mi? Misin? Yok. Ciddi misin sen? Kendim yaptım de değilim. Ya kakao ile sütü karıştırdınız. Yok. Şekerle. Ne, nasıl yaptınız? Çikolatasını da kendim yaptım. Normal bitter çikolatayı eritim, kakaosunu attım, sütünü attım, ben her şeyi. Ben korktum ki bir anda gittiniz şeyden çikolatayı da kendiniz yaptınız geldiniz. Ah canım benim. Ben sizin gibi hazır, işte senin gibi iki tane börek de yakmadım, iki tane tatlı da yakmadım. Ha, evet değil mi? Yakmadınız. Her şeyi sundum. Ah, nazar değmesin bana. Maşallah. İçinin kremasında hiç yani profiterole uygun bulmadım. Hani ben bebek bu kıvamda hiç yemedim. Bebek mamasına benziyor değil mi? Aynen aynen. Ah, canım. Nasıl biliyorsun? Bak yaptığın şeyi bilmek de çok güzel. Ben diyorum sana, gerçekten buradan çıktım mı direkt hastane. Daha çok köpük şeklinde olması lazımdı. Neyin köpük şeklinde olması lazım? Ya daha çok böyle yoğun olması lazımdı. Böyle yumuşak. Çok siz dışarıda mı yediniz hiç? Evde yapmışsınız. Evde yapmadım. Ya, hiç kendim yapmadım. Melek Hanım, bilmediğiniz bir tatlı için yorum yapıyorsunuz. Tatlının hamuru da, kreması da, her şey kıvamında olmuş. Derya Hanım da bugün Sinem Hanım'ın avukatı oldu. Tatlıyı Sinem'den daha çok korudu. Şey Kadir Bey, arkadaşlara Silivri'nin yoğurdu meşhur demiştim size. Evet, evet, evet. Onu ikram ettim. Aa, teşekkür ederiz. Tabii, müthiş. Tabii. Şöyle ikram edeyim size. Zevkle. Yoğurdu meşhurdu. Çok güzel görünüyor. Ben bir an fırın sütlaçı gibi gördüm. Yok, onu inan. Size ikram etmek için aldım. Silivrimize kadar gelmişsiniz. Teşekkür yoğurdunu ederiz. Yemeden. Bunu kim getirmişti bu arada? Bunu başkanımız getirdi. Ferdi Kalaycıoğlu. Buradan Ferdi Kalaycıoğlu beyefendiye çok çok teşekkürler izlettiği ikramları için. Kesesine bereket diyorum tekrardan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz biz de. İnanılmaz bir de kaymak var üstünde. Ve şunu söyleyeyim, açıkçası ben yoğurttan nefret eden bir insan. Ben de yemem ama çok güzel. Yoğurt ama şu an sanki kaymaklı manda yoğurdunu yerim ama o kadar güzel. Program sonrasında devamını getireceğim bunu. Aynen. Yoğurtlarınız kenarda kalsın. Tamam. Daha sonra devamını getiririz. Tamam. Ne diyoruz o zaman? Ne diyoruz o zaman? Ne diyoruz? Hediyelere geçelim diyoruz Kadir. Aramızda hediye vermek isteyen yarışmacılarımız var. Ha, evet. Sınavım mı var? Benim var. Tabii tabii, evet. Tabii. Hediyelere bayılırım.
Kız o ne öyle yerinden kalkmıyor kızım? Öyle çok ayrıldı. Çok çok özel bir hediye. Önden ben size örnek olarak açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir hediye. Yani bir de şöyle çevirin. Evet. İnanılmaz güzel bir hediye. Evet, çok güzel. Şu günlerde tam da ihtiyacımız olan şey. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin evet. Tekrardan. Bu cuma evet. Allah, bu cuma gününde bizden rahmet istemiş. Aynen gani gani rahmet eylesin. Allah verdiği kurtardığı vatanı tam anlamıyla korumaya bizleri evet. Muvaffak kılsın diyorum. Amin. Çok da güzel olmuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güzel bir portresi. Yapan beyefendinin de ellerine sağlık. Kim yapıyor bu arada? Eşim bu firmada çalışıyor. Çok güzel olmuş. Size özel dün patronuyla konuşup hemen ayarlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür Yapan beyefendiye de çok teşekkürler. Tekrardan atamıza da gani gani rahmet evet. Eylesin Rabbim. Çok mutlu oldum beğendiğinizi. Çok beğen. Atamız olur da beğenmez miyiz yani? Şöyle vereyim. Bir de hani yani. Demire yapılıyor evet olması. Ve çok güzel bir evet. Şekil verilmiş evet. Yani inanılmaz. Yani. Melek Hanım da eli boş gelmemiş Kadir'ciğim. Oo, yani hiç gerek yoktu aslında böyle şeyler ama hediyeyi de severiz gelmişken. Çeyizlik geldi bayılırım. Evet, ben önce dış sesin hediyesini bayılırım. Vermek istiyorum. Ancak kirini yani patlarsa. Yani el verdim çünkü. Ona el oldu. En çok el. Ellerin gör. Bir de yüzük yapmış. Evet. Yalnız ellerin büyüklüğü de nasıl güzel. Çok güzel. Dış ses olarak hep el gözüküyor yani. Evet. Aklıma o geldi. Çok teşekkür ederim. Güzel ellerime yakışacak. Sizin. Çok tam takım banyo takımı. Yani renk olarak hani şey yapamadım buyurun. Evde. Hayır yok, o sizin komple. Kız çok teşekkür ederim. Açarsanız sevinirim. Çeyizim doldu taştı vallahi bu billahi. Bu sizin kırmızıyı çok sevdiğim için kalbimi sevdim. Evet. Çantayı da almıştım. Bakın, bakın çantası her şeyi. Bu sizin kıyafetinize uygun. Sağ olun, çok mersi. Bu sizin. Çok teşekkür ederim. Bana geldi. Bunu banyomda böyle asacağım. Ben yeni evime hamam yaptırıyorum. Bunları muhakkak mermerimin duvarına asacağım banyomun. Ben de story atarsınız görürüm mutlaka. Tabii ki ellerinize kollarınıza sağlık. Yıllar sonra yani, da sizi alacağım emin olun. Evet. Böyle hediyelere asla hayır demiyorum. Programa gelirken getirirseniz teşekkür ederim. Şapkanız da çok güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. O zaman programı böyle kapatıyorum. Hazırsanız nereye gidiyoruz? Haftanın son gün puanlamasına gidiyoruz. Haydi buyurun. Şu an resmen sen final oynuyorsun. O puanı değiştiriyorsun öyle. Puan kırabilirsiniz. Damak lezzetinize karışmıyorum ama bu masa için adaletsiz. Kararlıyım. Bu sefer değiştireceğim. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim De. Bu haftanın birincisi 15 bin lirayı hak eden yarışmacımız. En Hamarat Benim'in bu haftaki birincisi. 15 bin liranın sahibi. Evet, Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim diye sıra geldi haftanın son puanlamasına. Sinem Hanımcığımın tüm yemeklerinin lezzetlerine baktık, hamaratlığını değerlendirdik. Ve şimdi yarışmacılarımız Sinem Hanım'ın hamaratlığına ve yemeklerine puanlarını verecekler. Buyurun hanımlar, puanlarınızı verin. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Suna Hanım buyurun puanınızı açıklayın. Tabii ki. 3 puan verdim. 3 ürününe bayıldım. Gerçekten çok güzellerdi. O yüzden 3 verdim. 3 puan verdin. Sinem? 5 çeşitten 3 tanesi verdim. Yani ben profiterol tatlısı yaptım 3 aşamalı. Biliyorsunuz ne kadar zorluklar yaşadım o tatlı için. Ve el açması yaptım beğenmeyebilir. Sonuçta orada onunla ben uğraştım. Bir şey demek istemiyorum. Kadir Bey, bunların tahmini de biliyorum. Bununkini bildim. Kaç verecekler? Bunların ikisini biliyorum. Kaç? Bu 2 verecek, bu da 3 verecek. Melek Hanım, buyurun puanınızı çelin. Evet, biliyorum. Ben o 2'yi kabul etmiyorum. Ona hemen 2 puan geldi. Bunu tahmin ettim, onu da ettim, söyledim hatta. Siz unuttunuz, bu da 3 verdi. Ben o 2'yi kabul etmiyorum. Ben burada her şeyimi
tam takır çıkarttım. Senin eksiklerin olmasına rağmen ben sana 3 puan verdim. Ben o 2'yi kabul etmiyorum. O puanı değiştiriyorsun hemen. Şimdi ben 3 vermiş olsam bu sefer diyeceksiniz iade-i ziyaret mi yaptınız? Sen neden bunu düşünerek mi puan veriyorsun? Hayır, bunu düşünerek vermiyorum. Yemeklerinizin lezzetine göre puan veriyorum. Ama benim veriyorum. Her şeyim tamdı. Ve her masam çok tam güzeldi, olması, harikaydı. Lezzetlerinizin de tam olması anlamına gelmiyor. Ben o 2'yi kabul etmiyorum Kadir. Ben 2'mde kararlıyım, bu sefer değiştirmeyeceğim. Şu an resmen sen final oynuyorsun. Yani kendi puanlarını korumak için. Sen resmen şu an ben finali dengelemeye çalışıyorsun ama... Ben kendi puanlarımı korumak isteseydim 4 puanı da vermezdim. Kazanamazsın. Ben. O 4 puana bakarsan ondan da benim hiçbir şeyi beğenmediniz. Benim sizin gerçekten beğendiğim hiçbir şey yoktu. Hiçbir lezzet neden alamadım. Neden benim sunumumu da mı beğenmediniz? Ha sunumunuz güzeldi. E neden o zaman sunumun tamam, güzeldi? Sunumuza bir geldi. Verdim. Tamam sunumuza bir verdim. Yani hiçbir böyle ağza layık bir şey değil miydi? Yani tad olarak çok mu kötülerdi? Ben tad alamadım. Gerçekten böreği hani dediğim... Ben boşuna demedim işte korona oldun diye. Bu arkadaşlar tat aldı, bir sen alamadım. Yani, ben en yakın hastaneye gideceğim mutlaka. Ama özele gideceğim. Peki bir şey diyeceğim, profiterol konusunda diğer arkadaşlar çok beğendiler. Ben olarak beğenmedim. Beğenmediniz. O beğenmemek için gelmiş. Diyorum ya, o kendi puanını burayı dengelemek için gelmiş. Ben o 2'yi kabul etmiyorum. Ben puanımda kararlıyım. Geçen ben kabul gün, etmiyorum. Suna Hanım'ın da sanırım masasında da Kadir Bey'in ısrarı üzerine değiştirdim. Yok Kadir Bey size ısrar etmedi. Hayır, adalet söyledi. Hayır. Hakikati söyledi, siz ondan sonra değiştirdiniz. Kadir Bey kimse burada boğazına yapışıp da puan değiştireceksin demiyor. Ben değiştirmiyorum. Ben kabul etmiyorum bu şekilde bu puanı. Yani şunu söylemek istiyorum. Yine aynı şeyleri konuşacağım ama yani konuşmak İki verilmiyor mu yani Kadir Bey? Yani şunu söyleyeyim. Yetişmiş menü olarak her şey ortaya çıkmış. Hani ortada bir eksikliktir, yetişmeyen bir şeydir, yanıktır ya da yenmeyecek tarzda tuzludur, ekşidir. Benim masam gibi mi diyorsunuz? Yok tabii. Sizin masanız gibi demiyorum estağfurullah ama mesela sizin gününüzde çay ve evet. Kurabiye yetişmemiş. Evet. İki çeşit mi eksik olduğu halde arkadaşınız 3 puan vermişti. Hı hı. Hani her şeyi geçtim, yarışmayı da geçtim. Eksik masanızı 3 veren biriye sizin 2 vermeniz birazcık adaletsizlik değil mi? Düşündüğünüz zaman hani bunu sizin de düşünmeli. Sadece ben karar vermek istemiyorum. Size de sormak istiyorum. Ben birinci günün azizliğine uğradım. Yani ama bunun bedelini arkadaşımız neden ödesin diye söylüyorum. Bakın birinci günü sonuncu günü yok mu? Adaletsizlik olarak mı düşünüyorsunuz? Yani iki bana sor eğer benim fikrim sizin için önemliyse evet. Benim için iki bu masa için adaletsizlik. Çünkü tüm menüsünü ortaya çıkarttı. Bakın puan kırabilirsiniz damak lezzetinize karışmıyorum ama iki bu masa için adaletsiz. Ben puan konusunda da kimseye kırılmıyorum, kimseye takılı kalmıyorum. Hatta puanlama da tutmuyorum bu arada. Çok relaksım. Peki. Melek Hanım puanla çıkıyor. Evet. Buyurun. 3 verdim. 3 puan geldi evet. Melek Hanım'dan. Sevda Hanım buyurun. Benim puanım 4. Ben hiçbir zaman hak yemem. Evet Derya Hanım son puanı açıklıyor ve birazdan Sinem Hanım toplam puanı ortaya çıkacak. Ve daha sonrasında 15 bin liranın sahibinin belli olacağı büyük finale gideceğiz. Derya Hanım buyurun puanınızı açıklayın. Neden 3 verdiniz? Yorumunu aldım. Burayı ile buluşalım buyurun. Beğendiklerime puan verdim, beğenmediklerime vermedim Kadir tamam. Bey. Neyden puan kırdınız onu soruyor yarışmacımız. Şakşukayı beğenmedim. Daha sonrasında... Sosyete mantısını. Ha sosyete mantısını da beğenmedim. Peki masa düzeninin? Masa düzeniyle ilgili bir sıkıntı yoktu. Neden o zaman 3? Ben bu puanı vermeyi uygun gördüm. Ama siz hoşuma beğendiklerimi verdim ve puanı vermeyi uygun gördüm. Ben bu masadaki hiçbir puan adalet demiyorum. Arkadaşların genelde adaletsiz olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda buradakiler evet. Aynen o şekilde. Siz de benim masa düzenimi hadi beğendiniz, üç ürünümü beğendiniz. Neden bana 3 verdiniz? Ben sizin üç ürününüzü beğenmedim. Üç ürünümü beğendiğini hayır söyledim. Peki lütfen senden rica ediyorum. İzle. İzlediğinde. Tamam. Peki toplamda 13 puana ulaştın Sinemciğim. Eline koluna sağlık. Birazdan ben senin hem temizliğine hem de yemeklerine puan vereceğim. Eline koluna sağlık diyorum. Olsun. Her zaman masalarda adaletli olmaya çalışıyoruz ki gün geçtikten sonra pişman olmak pek fazla bir şey ifade evet, etmiyor. Aynen. Özellikle sizleri uyarıyorum ama beni dinlemiyorsunuz evet. Maalesef ki. Şimdi Melek Hanımcığım toplamda kaç puandasınız? 13 puandasınız. Bilmiyorum. Sevda Hanımcığım toplamda 13 puandasınız. Suna Hanımcığım toplamda 15 puandasınız. Derya Hanım toplamda 14 puandasınız. Sinem Hanım 13 puandasınız. Daha sizin puanlarınızın üstüne benim sizin için verdiğim hem hamaratlık hem de temizlik puanları gelecek. Ve birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benim de bu haftanın birincisi 15 bin liranın sahibi belli olacak. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisini açıklayacağım. Haydi buyurun.
Evet, Sinem Hanım'ın eline koluna sağlık. Haftanın son gününde evi gayet temizdi. Müstakil bahçe katı bir ev olmasına rağmen her yer pırıl pırıldı. Çok güzel bir şekilde romanların temizliğini temsil etti. Eline koluna sağlık diyorum. Mutfak konusunda birkaç aksilik yaşadı. Aslında kendinden emindi ama mutfakta süre olarak biraz sıkıntı yaşadı. Eline koluna sağlık diyorum. Beğendiğim lezzetleri zaten söyledim. Şimdi yemeklerine ve temizliğine puanımı veriyorum. Evet, sinema puanımı verdim. Şimdi sıra neye geldi? Haftanın birincisini 15 bin liranın sahibini açıklamaya. Ekran başından sakın ayrılmayın. 15 bin liranın sahibini açıklamaya gidiyorum. Haydi buyurun. Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de haftanın büyük finaliyle karşınızdayız efendim. Bir hafta daha sildik, süpürdük, pişirdik, taşırdık, önünüze koyduk, tadına baktık, yorumlarımızı, puanlarımızı yaptık. Bakalım 15 bin liranın sahibi bugün kim oldu? Evet, öncelikle 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacıyı açıklayacağım. Ama ondan önce bu haftanın etabı neydi? Çiçek gibi sofralar etabıydı. En güzel sofrayı kuran, en şık sofrayı kuran yarışmacımız benden bir fazla puan alarak çiçek gibi sofralar puanını hak ederek bir fazla puan alacaktı. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Bu hafta çiçek gibi sofralar puanını alan yarışmacımız, bir fazla puanı hak eden yarışmacımız... Neye göre bakmıştık? Bardakların parlaklığına, su lekelerine, masanın şıklığına, ondan sonra cuma tabakların duruşuna, çatalların duruşuna bakmıştık. Ve bu hafta çiçek gibi sofralar puanını kazanan yarışmacımız Derya Hanım oluyor. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir fazla puan aldınız hanımefendiciğim. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun Kadir'im. Toplam puanınızın üstüne bir fazla puan eklenecek sofralar etabında. Tamam, teşekkürler. Şimdi sıra geldi 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacıyı açıklamaya. Hazırsanız, hazır mısınız? Hazırız. Toplamda 21 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız toplamda 21 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız Melek Hanım oluyor. Melek Hanımcığım, elinize kolunuza sağlık diyorum. Arkadaşlarınızdan 13 puan aldınız. Benden temizlik için 5 puan aldınız. Yemek için 3 puan aldınız. Toplamda 21 puana ulaştınız. Elinize kolunuza sağlık diyorum her şey için. Evet, kaldı 4 yarışmacımız. ...15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 21 puan alarak 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Evet, aynı puanı alarak 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Toplamda 21 puanla 15 bin liraya Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de veda eden diğer yarışmacımız. Sevda Hanım oluyor. Sevda ablacığım, eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 13 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 21 puana ulaştın. Tekrardan her şey için teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Tanıştığımıza da çok çok memnun oldum. Evet, kaldı 3 yarışmacımız. Evet. Dizlerim titriyor. Dizleriniz titriyor. Evet, 15 bin lira şu anda önümüzde. Bakalım 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız kim? Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 22 puan alarak Enem Arat benim de 15 bin liraya veda eden yarışmacımız. 15 bin liraya 22 puanla veda eden diğer yarışmacımız... Derya Hanım oluyor. Sağlık olsun.
Derya Hanım, normalde 21 puan almıştınız ama çiçek gibi sofralar etabından 1 puan alarak 22 puana ulaştınız. Arkadaşlarınızdan 14 puan aldınız. Benden temizlik için 4, yemek için 3 puan alarak 22 puana ulaştınız. Hayırlısı olsun. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Ne şakattınız haftamıza. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Geldik en gergin ana. Evet. 15 bin lira önümüzde. İki yarışmacımız da burada. 15 bin liraya yaklaştınız. Son ikidesiniz. Acaba içinizden kim birinci oldu, 15 bin lirayı aldı? Hazır mısınız sayın seyirciler? Evet, 15 bin lira ve Türkiye'de en hamarat benim diyebileceğiniz, bence ki 15 bin liradan daha değerli bir madalya şu anda elimde. Ve iki yarışmacımızdan acaba hangisine bu madalya gidecek? Hazırsanız açıklıyorum. Evet, 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyanın sahibi Kadir Ezildi ile en hamarat benim de bu haftanın birincisi, 15 bin lirayı hak eden yarışmacımız... ...19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bu haftanın birincisi, 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyayı hak eden yarışmacımız... Siz de olabilirsiniz. Eğer 15 bin lirayı hak ediyorum, en hamarat da benim, toz bezim gıcırdar, oklavam da tıkırdar diyorsanız, o zaman boşuna bekliyorsunuz. Hemen çıkın gelin. Aynen, 15 öyle. Bin liranın sahibi siz olun. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Ben de hazırım. O zaman hiç uzatmadan direkt heyecanla bir şekilde açıklıyorum. 15 bin liranın sahibi, elimdeki madalyanın sahibi Kadir Ezildi ile en hamarat benimin bu haftaki birincisi... ...15 bin liranın sahibi... Suna Hanım oluyor. Ben severim abi. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Sırf şunu takmak için geldim ve aldım. Evdekiler heyecanla bekliyorlar haberimi. Bu kadar bir Suna şey Hanım, diyemiyorum. Çok heyecanlıyla yaptıklarınızla zaten onu ben kaza hak etmiştiniz yani. Sinem Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 13 puan aldınız. Benden temizlik için 5 puan aldınız. Yemek için 4 puan aldınız. Yani benden toplamda 9 puan aldınız. Evet. Ve 22 puana ulaştınız. Suna Hanım, arkadaşlarınızdan 15 puan aldınız. Benden temizlik için 4, yemek için 5 puan aldınız. Toplamda 24 puana ulaştınız. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun. Yani ikiniz de benden aynı puanları evet, aldınız. Evet. Arkadaşlarınızdan yüksek puan alarak Suna Hanım haftanın birincisi oldu. Çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık çok diyorum. Çok sağ olun. Muhteşem bir haftaydı. Sinem Hanım da muhteşem bir şekilde roman arkadaşlarımızı temsil etti. Evet, evet. Buradan da çok tüm roman güzel. Kardeşlerimize selamlar. Muhteşem bir gün yaşattılar. Hepinize elinize kolunuza sağlık diyorum o zaman. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden birbirinden hamarat hanımlarla, beylerle ekranların hem tozunu alacağız hem de iştah açacağız. Pazartesi günü yine aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet.